İnanacak şeylerin hepsine inanmak gerekir. İnanacak şeylerin hepsine inanmış bir adam Allah'ın mesela namaz emrini yerine getirmiyor, inkar etmiyor. Oruç emrini yerine getirmiyor, inkar etmiyor. Kâfi olmaz. Ehl-i sünnet itikadı budur. Ama bina yıkılır diyor Peygamberimiz. En ufak bir sarsıntıda çöker diyor. Namaz dinin direğidir. 5 vakit namaz. Sabah namazı 2 rekat farz. Öğlen namazı 4 rekat farz. İkin namazı 4 rekat farz. Akşam namazı 3 rekat farz. Yatsı namazı 4 rekat farz. 3'te bitir namazı var. Bunları mecbur kılacağız. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından evvel 2 rekat sünnet kılmış. Sünnet-i Mekke'de hiç geçirmemiş, terk etmemiş. Öğle namazının evvel sünneti 4. Namazdan sonra 2 kılıyorsunuz siz. Yaygın olan bu. Yatsı namazının, akşam namazından sonra 2 rekat sünnet. Yatsıdan evvel 4 rekat sünnet, sonra 2 rekat sünnet. Siz 2 kılıyorsunuz. Efendimiz buyuruyor ki, öğle ve yatsı namazlarının son sünnetlerini 4 kılan adam, Kadir gecesinde namaz kılmış gibi olur. Buyurun. İsterseniz siz de 4 kılın. Kadir gecesi biliyorsunuz 1000 aydan hayırlıdır. Kadir gecesinde namaz kılmış gibi olur diyor. İşin yoksa, memur değilsen, dükkanın acil işin yoksa, 2'yi 4 kıl mübarek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir hadis-i şerif var. İşte bu sünnette daha sonra yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gece kuşlu akşam namazından sonra kıldığı başka sünnetler var. Bize tavsiye ettiği. Şimdi ona gelmiş sıra baktım da evet diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rekatani yerkeuhuma İbn-i Adem fi cevhül leylil ahir. Güneş battı, doğdu. Bu arasına gece denir. Bu geceyi 3'e bölün. Son 3'te birinde, gecenin son 3'te birinde Adem oğlu insan uyku uyuyacak, kalkacak. 2 rekat namaz kılsa diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrunu mine dünya ve ma fiha. Bu 2 rekat namaz ki buna teheccüd namazı derler. Teheccüd namazı, 2 rekat teheccüd namazı dünya ve dünyada olan her nimetten daha hayırlıdır, daha kıymetlidir. Buyurun. Bu da müminlere Peygamberimizin gece namazı için teşviki. Diyor ki Efendimiz levle en eşukka ala ümmeti. Eğer ümmetime zor gelmeyecek olsa le farazduhme aleyhim. Ben her gece uykudan kalkıp gecenin son 3'te birinde 2 rekat teheccüd namazı kılmalarını farz kılardım. Farz derdim diyor. Teheccüd namazı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e farz idi. Sabahlara kadar teheccüd kılardı. Çok namaz kıldığı için dizleri şişmişti. Ta'a enzelnâ aleykel kurâne liteşkâ. Habibim, biz Kur'an'ı sana kendine eziyet et diye indirmedik. Ne bu? Ama o gece namazından öyle zevk alıyor ki Peygamberimiz, öyle çok kazanıyor ki onun zevkinden uyku gelmiyor gözüne. Bu ayet nazil olmuş. Bu da kendini şey etme diyor. Ama Peygamberimiz bundan sonsuz zevk duyuyor. Yani gece sabahlara kadar teheccüd kılıyordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Kâbe-i Muazzama'nın içinde 2 rekat teheccüd namazı kılmış gece. Sabaha kadar Kur'an'a 2 rekatta harbetmiş. Şimdi siz yarım saat şurada dikelim. Yarım saat sonra bacağınız sızlamaya başladı, ağrımaya başladı. O da insan. Onun bayağı da ağrımıştır, sızlamıştır. Ama öyle zevk alıyor ki o ağrıyı, sızı hiç hissetmiyor.
İki defa içinde kurbanın tamamını harbetmiş, bir gecede kılmış. Zevkalarından böyle. Efendimiz diyor, siz de kılın yahu diyor. Yatın, uykun tadını aldıktan sonra bu benim sözüme güvenerek, bana inanarak, bana uyarak iki rekatçı kılın. Dünya ve dünyadakilerden daha kıymetlidir, daha hayırlıdır. İlla iki rekat kılın değil, iki rekatçı bu kadar önemli. Ama istediği kadar kıl. Efendimiz sabah kadar kılmış. Sen ne kadar istersen o kadar kıl. Bu hadis-i şerif var. Eğer farz olmasaydı emrederdi, farz ederdim buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gene lekatani minel duha ta'dilani indallahi bi haccetin umra mütekabbeleteyni. Evet. Bir de şimdi sabah namazını kılıyorsunuz. Evet, evvelce söyledim. Yatsı ve sabah namazlarını camiye gelin. Camide yatsı ve sabah namazları. Her beş vakti camide kılın da daha da söyledim. Şimdi bizim namazlarımız garanti belgesi, öğlen namazları garanti belgemiz var. Garanti belgeli bir namaz, geçerli bir namaz. Kendinden evvelki sabah namazıyla arasında günah işlediyse kul hakları hariç Allah'ın hakları ile ilgili onları sildirir diyor. Onları sildirir, affettirir. Böyle bir müjde var. Camiye gelin, size düşen abdest aldınız, size düşen yaptınız. O namazdan imam sorumlu. Daha evvel de söyledim size bunu ben. Hesabını imam verecek. Sizin namazınız garanti belgesi garantili şimdi. Size bir şey yaptıysanız, tabii imam da burada 300-400 kişi var ise biz bir kişilik alacağız, o 400 kişilik alacak. Çünkü bu sorumluluğa karşı böyle de bir onun kazancı var. Yatsı namazını, sabah namazını camide cemaatle kılan mümin sabah kadar namaz kılmış gibidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar diyorum, hiç olmazsa gündüz işiniz var, dükkanınız var, memuriyetiniz var. Hiç olmazsa yatsı sabahı bunu sabaha kadar namaz kılmış onlar için bir de garantili namazı olsun için diye ayrıca yine söylüyorum. Dünya Türkiye'yi kıskanıyor şimdi aziz cemaat. Evet. Amerika'da çocuk yapmıyor, Amerikalı kadın. Kaldır orada gördük. Muazzam paralar, primler veriyor devlet. Özel doktor veriyor. Kaldık orada. Özel doktor. Biz dedik Müslümanız. Kadın doktor verdi. Saygı gösterdi inancımıza. Bu paralardan yararlansınlar da çok teşviklerden yararlansınlar da heveslesinler de çocuk yapsınlar diye böyle bir teşvik şeyleri var. Yine de Amerikalı yerli kadın çocuk yapmıyor. Zenciler habire yapıyorlar. 13 çocuklu bir zencinin televizyonunu gördüm. 13 çocuklu hiç işi yok. O kadar çok para veriyor ki devlet çocuk başına. Bu devletin bir çocuk paralarından dolayı lüks villası var. Göle karşı böyle. Gördüm. Ayrıca limuzinle geziyor. En lüks arabayla geziyor. O kadar çok teşvik edilmesine rağmen yerli kadın yapmıyor. Evvelce zencileri hayvanlardan aşağı görürlerdi Amerikalılar. Fakat bu teşviklerden zenciler yararlandığı için kanunlarında da var. Amerika'da doğuyan büyüyen Amerikalı vatandaşı olur diyor kanunu. Onlar %50'ye doğru yaklaşınca bu zencilerin adamını Obama'yı Cumhurbaşkanı yaptılar. Başkan yaptılar iktidar olmasın diye. Amerika'da böyle olduğu gibi Avrupa'da durum aynı. Ben Fransa'da kaldığım sıralarda 80'li yıllarda Fransız Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 3 defa televizyonda dinledim. Fransız kadını, çocuk yap, yabancılar iktidarı geçecek diye. Yapmıyor. Avrupalı kadın da yapmıyor. Şimdi ben de doktora yapan öğrencim orada bir görevi var. Şimdi diyor hocam diyor, kadınlarla evlenmek demode oldu. Erkekler kadınlarla evlenmiyor.
erkek erkeğe vermiyor diyor. Şimdi o salgın haldeymiş. Evvelsi gün bir Almanya'da bir Türk kadını telefon açtı bana. Habire arıyor. Allah. Açtım. Ben şuyum dedi. Oğlu varmış. Amerika'da yerleşmiş. Kalmış. İşleri iyi. Evleri var. Oğlum diyor hocam. Oğlancı diyor. Yani böyle hastalıkla yaygın. Kadınlar da çiftleşmiyorlar. İlkikler de homoseksüellik yaygın. O öğrendim de Hollanda'da durum bu hocam diyor. Öyle bir hastalıkları var. Yabancılar çoğunlukta. Evet. Elhamdülillah Türkiye'mizde genç nüfus %50. Çocuk nüfusu %28. Devletin istatistiklerine göre nüfusun da 82 milyonu çıktı. Çıldırıyorlar. Yine bunlar Osmanlı gibi başımıza bela olacak yarın diye. Evet. Çocuk yapmıyorlar çünkü. Evet. Böyle bir şeyler var. Onların dertleri var. Onun için Türkiye'yi her yönden yıkmaya çalışıyorlar. Ama elhamdülillah. Bu aziz millet doğudan batıya namazdan evvel sünnetleri kılarız. Namazdan sonra sünnetleri kılarız. Kâbe'de sünnet kılınıyor mu? Kılınmıyor tabi. Mısır'da kılıyorlar mı? Kılmıyorlar. Bağdat'ta da kılmıyorlardı. Ne oldu? Görüyorsun sen de mi? Bu aziz millet namazın evvel son sünnetlerin farzmış gibi kabul ediyor. Camiye girdi mi iki eli kanlı olsa bunlar kılıyor. Peygamber sünnetine bu kadar bağlı. Ayrıca müezzin şimdi ala Resulüne salavat dedi. Salavat getirdik. Subhanallah ve elhamdülillah dedi. Cennete avaç diktik. Hadis böyle. Arkasından ayet-i kürsi okudu. Her namazın arkasından ayet-i kürsi okuyan mümini cennete girmekten ölüm alıkoyardı. Cennetlik ama ölmeden diriyken cennete sokulmuyor. Ölüyorsa cennete gidecek. Böyle hadis var. Elhamdülillah hepimiz şimdi okuduk ayet-i kürsiyi. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allah-u Ekber 99 eder. Yüzüncü de La ilahe illallah vahdehu la şerike le dediğim benzi. Biz de duyduk, biz de söylemiş olduk. Deniz köpüğü kadar günah olsa silinir diyor. Bu sanki kanunmuş gibi doğudan batıya bütün camilerimizde yapılıyor. Efendimiz'in sünnetlerini yapıyoruz. Bundan dolayı ne yapsalar bizi yıkamıyorlar. Bölemiyorlar. Şeyh, mimmem, mürşid, evliya diye aramıza soktukları hainler, casusları bile bu aziz millet gene iş beceremediler, kaçtılar. Bunlar tamam batıların oyunları. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine olan halkımızın bağlılığından Allah bizi elimizden tutuyor, koruyor. Şimdi ben size başka müjdeler veririm. Sıra oraya geldi yani seçmiş değilim. Hadis kitabı bu. Kütüb-i Sitte'den seçmiş bu mübarek zat. Ben de onu tercüme ediyorum şimdi. Evet. Ne diyor bak? Gece kıldığınız iki rekat namaz dünyadakilerden daha kıymetlidir. Kalkıp mübarek adam. Kalkıp arkasından yat. Buna derim hafif derler. Hafif bir uyku. Yat. O da sünnet var. Hem uyuyacaksın hem peygamber teheccüd namazından sonra sabah namazından evvel az bir uyku uyumuş. Niyetiyle uyku uyuyacaksın, ibadet yapmış olacaksın. Peygamber uyuduğu için ibadet, uyku da ibadet olacak. Ondan sonra sabah namazına camiye geleceksin, camiyi böyle dolduracaksın. 100.000 saflar halinde imamın arkasında namaz kılınca namazın garantili dedik. Evet. Herkes buraya geldi mi? Şimdi meyhanede nara çeken yok mu? Kumar masasında kumar oynayan yok mu? Zina eden yok mu? Bir sürü var. Bunlara bakarak bu halet Müslümanı istiyorum ben. Tekrar ediyorum daha evvel söylediysen kusura bakmayın. Azap meleklerini çağırır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azap meleklerini çağırır.
bu isyan eden kimseleri bizim önlememiz lazım. Ümmet-i Muhammed'in markası, evet, bu saatin markası var arkadaşlar. Ümmet-i Muhammed'in markası emr-i maruf yapar, nehy-i anil münker yapar. Yani Allah'ın haram kıldığı bir günah şeyi gördü mü, traktör eliyle bizzat engel olur. Hocam, diyemiyorum, kanun var, eyvallah. Sözüyle de ayıp lan, yapmak lan bunu. Hocam, onu diyemiyorum, kanun var. Kanunlar aydır geçin, gelin demiyorum. Ama hiç olmasa içinizden, ah! Eğer kanun olmasaydı ben seni şimdi benzetirdim diye bir infa duymanız lazım. Kalben onu tasvip etmemeniz lazım. Evet, geçen de söyledim. Bunu söylemiyorsanız bela umumidir. Zaten Peygamberin duyuyor ki orada iman yok diyor. Oldu bu işler, gençlik dediniz mi? Allah'ın haramına böyle diyemezsin, sen Müslümansın. Onu Allah yasak etmiş. Hiç olmasın, kalben sevmeyeceksin. Olur ya bu iş demeyeceksin. Her akşam iş geçiyor. Boylu hüküm. İnkar etmiyor. Mümindir, başının tacıdır. Hesabını verecek ayrı iş. Ama neyi haram olsun ki dediği anda evet, iman yok orada. Peygamber söylüyor. Allah ayetini reddediyor çünkü. İtiraz ediyor çünkü. Evet, şimdi işte böyle azar melekler çağırırmış çünkü göndermiyoruz. Sevişiyor sokakta, sıkıştırmış kızı yapıyor, sıkıştırıyor. Şşş, kızı ne yapıyor bak, yerden deriyor. Ama gerçekten olur mu işte? Devleceksin. Dinin emri bu. Ulan kanun olmasa seni benzetirdim şimdi. İçinden böyle buz et, söyle demiyor. Hiç olmasa içinden böyle bir reddedeceksin. Bunu yapmazsan hem orada iman yok diyor Peygamberimiz hem de bundan dolayı azap meleklerini çağırır. Evet, çağırır ki başımıza bela yağdırır. Ama müminler camiye dolduğu zaman düzgün saflar halinde sımsıkı, dümdüz saflar halinde namaz kılınca Peygamberimizin hadisini tercüme ediyorum. Sizi bunun için çağırmıştım ama benim evime müminler doğdular. Düzgün saflar halinde el pençe divan durdular, namaz kıldılar. Çok hoşuma gitti. O belayı, vereceğim azabı kaldırdım, def ettim buyurur. Evet, onun için hem garantili namaz kılmış olmak için hem memleketimizin batmaması için camileri doldurun. Yavruların gözü var memleketimizde. Ayrıca dediğim gibi azap gazap yapabilir. Dokunamıyorsun. Dokunamıyorsun. Evet, kanunlarımıza var ama parkta oğlan kız yatıp yuvarlanamaz. Türk ceza kanununda madde var. Alenen, hayasızca bazı hareketler suçtur. Ama parklarda görüyorsunuz. Sarmaş dolaş. Ankara'da rekor veriyor ama bir Türkiye'lerde var. Bunlar olmaması lazım ama oluyor. Bundan dolayı engellemediğimiz için gazap yapacakken camiye doldurursanız gazap erteleniyor. Kafirlerin hilelerini Allah def ediyor. Bunun için camileri doldurun. Böyle namaz kılın. Ayrıca dediğim gibi gece kalkarsanız dünyadan daha hayırlı namaz kılmış olursunuz. Ayrıca evet diyor ki rekaten minel duha tadilani fendallahi bi haccetin umra mütekabbeleteyni. Evet. Şimdi güneş doğduktan sonra cami işiniz yok. Emeklisiniz. Camide kalın. Oturun. Oturduğunuz yerde yüz yok. Estağfurullah değil. İzin almaya gerek yok. Bir şeye bağlanma şart değil. Yüz defa estağfurullah Peygamber, ben yüz defa estağfurullah her gün derim diyor. Siz de deyin. Yüz defa la ilahe illallah deyin. Yüz ihlas okuyun. Güneş doğduktan 20-30 dakika sonra
İki rekat işrak namazı kılırım. O iki rekat işrak namazı Allah rızası için. Efendimiz'in sözü hac ve ömreye bedeldir. Hac için muazzam para veriyorsun. Ömre için para veriyorsun. Sıra gelecek de çıkacak da. Hem zaman ayırıyorsun. Hac ömresi onu kazanır. Öyle diyor Efendimiz. Bunu kılın, ondan sonra gidin işinize. Ayrıca bir de ondan sonra öğleye 40-45 dakika kalaya kadar kuşluk namazı var. Kim iki rekat kuşluk namazı kılarsa hac ve ömreye bedeldir. Kabul olunmuş hac ve ömreye bedeldir. İki rekat dua namazı kılarsanız Allah'a beden şükrünü iba etmiş olursunuz. Şimdi gözlü kadar kıymetli bir nimettir. Allah korusun görmesek ne kadar zor. İşitmesek ne kadar zor. Konuşamasak ne kadar zor. Bacağımız elimiz tutmasak ne kadar zor. Yani Allah'ın nimetlerini sayına taksak tüketemeyiz. Vücudumuzda öyle nimetler var, tüketemeyiz. Her nimete bir teşekkür farzdır, vaciptir. Öyle diyor. Her nimetten sümme netüs elimle yevmeyzin anin na'im. Her nimetin hesabını vereceğim. Kesin kes. El-Hakim'in tekasür arasını okuyun. Her nimetin hesabını soracağım sizden diyor Allah. Hangimiz gözüm açık diye şükür gözüme, kulağım duyuyor şükür, dilim dolaşıyor şükür, elim tutuyor şükür. Aynen. Hangimiz saydık da nimetleri ona göre elhamdülillah şükür ya Rabbi şükür dedik. Ha nerede? Ama diyor iki rekat kuşluk namazı kılan bu şükrü ödemiş olur. Kuşluk iki rekat namaz kılacak. Bu şükür görevini yerine getirmiş oluyorsun. O hesapta kurtuluyorsun. Dört kılan zakirlerden olur. Altı kılan şakirlerden olur. Sekiz kılan sıddıklardan olur. Hadis-i şerif de böyle. Daha çok kılan daha çok kazanır. Emeklisin, işin yok, kıyılan işte. Bu kadar bedel sevaplar var. Onun hadisini okudum şimdi. Ondan sonra kabul olunmuş hac-ı ömreye bedeldir iki rekatı. Rekatlar bir amametin afdalu min seb'ine rakaten bi gayri amame. Evet. Evet. Şimdi şu. Dini bir kisvedir bu. Bedir Muharebesi'nde ben yerine gittim. İzin aldım Suud Devleti'nden. Keşfe gittim. Yani inanmadığımdan değil. Bir de yazılanları yerinde görmek için. 72 kilometre Medine-i Münevvere'ye. Müslümanlar Medine'ye geldikten sonra Yahudiler tüketmeye çalışmış. Peygamberimiz onların verdikleri sözü çiğnedikleri için çürümüş Hayber'e. Araplarla müşriklerle birer birer Müslüman alıyorlar. Mekke'de müşrikler, affedersiniz, kuduruyorlar. Orada Müslümanlar tükenecek zannediyorlar. Gittikçe büyüyor. Demişler ki daha çok büyümeden boyunlarını koparalım. Bin kişilik orduyla gelmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu istihbarat teşkilatıyla haber almış. Ramazan ayıdır. Müslümanlar oruçtur. Ayaklarında giyecek ayakkabı yoktur. Binecekleri binek yoktur. Giyecekleri ekmek yoktur. Müslüman daha yeni gelmişler Medine'ye. Don gömlek gelmişler. Medine Müslümanları kardeş etmiş, birer oda vermişler, bahçe koltaymışlar ama don gömlek gelmişler. Oluştur. Peygamber hadi cihada deyince biz orucuz. 50-60 derece sıcak var, nasıl yürüyeceğiz dememişler. Canım feda ya Resulallah. Gelmişler, şimdi gelmiş adam poteni yok, okuyor, kılıcı yok. Efendimiz sarı sarı bakınıyor. İşte o zaman Hazreti Osman bin altın vermiş. Zengin adam ama.
şöyle yürümüş onları, şöyle kaldırıyor. غَفَرَ لَكَ يَا عُثْمَانْ مَا أَسْرَرْتَ وَمَا عَلَمْتَ وَمَا تَقَدَّمْتَ وَمَا تَأَخَّرْتَ. Ya Osman, gizli açık, önce ve sonra ne yaptıysan şu hayrın onlara bedel olsun. Evet, böyle yola çıkmışlar. Yolda açlıklarından zaten doyarak oruç tutmuyorlar, bir şey yok. Oruçları bozdurmuş Peygamberimiz. Yolcu adamın oruç tutmayabileceği kuralı var. Bozdurmuş. Evet, oraya gelmişler. Sarıyı anlatıyorum ben. Yorgun, argın. Bakın bir şeye daha dikkatinizi çekelim. Kainatı Allah Peygamberimiz aşkına yaratmış. Hak yarattığı alemi aşkına Muhammed'in. Yemiş verir ağaçlar aşkına Muhammed'in. Evet, şiir var böyle biliyorsa bizim büyüklerimiz, Hacı Bayram Veli gibi büyüklerimiz, öyle bir Muhammed Mustafa, kanun bu. Önce sana düşeni yapacaksın. Yoksa beni dinleyip durup da Allah'ım bunları gebert, canlarına diyebilirdi. Ama Allah'ın kanunu böyle değil. Önce bize düşeni yapacağız. Onun için potilim yok, karnım aç dememişler. Peygamber yoluna kurban olayım demişler, yola düşmüşler. Evet, Peygamberimiz oruçlar bozdurmuş. Orası sivri taşlardan oluşan bir arazi. Düşmanı orada karşılaşmışlar. Evet, yakında da bir kum tepesi var, Haşeş gibi kum tepesi. Potinleri yok. Burada kılıçla savaşılacak. Jilet gibi keskin kayalar. Rüzgar böyle bir ısıtıyor, bir soğuyor estikçe, jilet gibi, testere gibi kayalar. Moraller sıvır, bozuk ama Peygamber aşkına kimse itiraz etmiyor. İzin vermiş, yatın demiş, dinlenin. Kılıç kılıcı olunca sabah bir savaş olacak. Düşman tarafı da zırhlı, çift zırhlı giymiş Ebu Cehil mesela. Zırhlı, atlı. Hepsinin oku var, yeri var. Bakmışlar ki Müslümanların atı yok. İki kişi var atlı, diğerleri yaya. Potini yok, kılıcı yok, sopayla savaşacak. Taşla savaşacak. Bunu görünce Ebu Cehil takımını toplamış, sabah kadar kara oynatmış. İçki içmiş, eğlenmişler. Zafer garanti diye. Herkes uyumuş Müslümanlar. Efendim izin verince dinlensinler diye, kendisi sabahleden yalvarmış Allah. Allah'ım bize bir şey yaptık, gerisini sen bilirsin diye. Sabahleyin savaş başlayınca Allah'ın Resulü'nün duasını Allah reddeder mi? Cebrail aleyhisselam bin medet de Kur'an'da ayettir. Ve emdetlerküm bi elfin minel melâiketi müsevvimîn. Müsebbim bu demek. Sarıklı bin melek gönderdik size diyor Allah. Sarıklı bin melek. Cebrail aleyhisselam sarığı sarıymış. Diğerleri böyle beyazmış. Sarık oradan geliyor. Efendi. Bedir'e indirilen meleklerin kılığı bu. Ve emdetlerküm bi elfin minel melâiketi müsebbimîn. Resmi tefsirdir. Elmanı hocanın devlet tefsirdir. Bakın bu ayetin tefsirine. Bu sarık oradan geliyor. Bunun sesi duyunca şeytan Ebu Cehil'e dayan aslanım dayan. Bir iki çapucu var. Aç karnını. Silahı yok, şeysi yok, atı yok, okuyor. Gün senin günün. Teşvik ediyor Ebu Cehil'i. Fakat şeytan kovulmadan evvel Cebrail aleyhisselam biliyor. O zaman cennetteydi ya, cinlerdendi. Azrail aleyhisselam tekbir getirmiş inerken, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu sesi tanımış. Ebu Cehil demiş ki, benim böyle karışık işlerde işim yoktu, ben gidiyorum demiş. Sesi duydu ya, sıvışmış oradan. Evet, şimdi Peygamberimiz yalvarırken gece onlar eğleniyor. Müslümanlar zaten yorgun, aç. Öyle bir uyumuşlar ki derin uykuda, öyle Efendimiz dua ederken riyakun yapmış.
Çöl yağmuru, kuş yavrusu taneler böyle iri iri yalar. Yaladığı zaman da düştü mü böyle toprağa alır götürür. Onlar yorgunluktan haberleri yok. Efendim dua ederken öyle bir yağmur vermiş Allah. Yakında bir o haşeş gibi kum tanenin tepeden yağmurlar almış gelmiş. Bu keskin kayaların üstüne halı gibi doldurmuş yağmur kumlarda. Millet buz gibi oh öyle güzel uyumuşlar, dinçleşmişler. Bilal-i Habeşi'ye evladım sabah ezan oku demiş. Yanık sesiyle bir okumuş Bilal-i Habeşi. Her taraf kalkmış bir bakmışlar ki çukurlar su dolmuş. Kayalar kumlarla örtülmüş. Moraller 1500. Her bir Müslüman askeri atom bombası yukarıda. Moral 1500. Evet. Ondan sonra da yok olmuş tabii Ebu Cehil takımı. Ebu Cehil'i de atın üstünde çift zırhlı savaşırken düşmüş yere. Müslüman gençler şey etmiş, onu yaralamış. Çok güçlü bir adam, kuvvetli bir adam. Fakat tam öldürememişler. Peygamberimiz manzarayı biliyor, görüyor. Kim bana diyor Ebu Cehil'den haber getirir? Evet. Abdullah Mesud kısa boylu, cılız bir adammış ama sahabenin en alim, fakir adamı. Muazzam kafası var. Müslüman olduktan sonra Zemzem'de abdest alırken yakalanmış Ebu Cehil, tahanyasıyla kafasına vurmuş, dövmüş. Şimdi Peygamberimizin içine bak. Kim haber getirecek Ebu Cehil'den deyince Abdullah Mesud demiş, ben getireceğim demiş. Gitmiş cılız bir adam. Bakmış seni Ebu Cehil, koca göbekli, horlayıp duruyor, hırlayıp duruyor. Evet, ayağını koymuş göğsünün üstüne. Ne haber lan demiş, yavur. Söyle efendime demiş, eskiden bir düşmandım, şimdi bin düşman deyince kılıcıyla kafasını koparmış. Abdullah Mesud çok zayıf adam. Kafasını bucağına alamamış. Koca kafa teneke gibi. Sakalından topu sürüye sürüye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirmiş. Aa demiş ya Resulallah. Efendimiz sevincinden dolaplarına varmış böyle ağzı. Öyle kahkahayla gülmemiyor. Tebessümünden takayınların hesabını aldım ben Abdullah demiş. Evet. Ondan sonra evet. Sarı oradan geliyor. Cebrail Aleyhisselam sarı. Yemlik denen ki beyaz. Evet ne diyor bak Peygamberimiz? Rakatani bi amametin. Evet sarıyla bir mümin namaz kılarsa afdalu min sab'ine rakaten bi gayri amame. Sarıksız takkeyle bin. Evet öyle değil mi? Affedersin. 70 rekat pardon. 70 rekat sarıksız namazdan daha hayırlıdır. Evet elinizde bir sarık bulundurun mübarek adam. Bir rekat yerine 70 rekat kılmış oluyor sarık namaz kılarken. Camide de sarık giymek suç değildir. Sokakta kıyafet tamına aykırı. Ama esas sarık bunu takkeyi giyeceksiniz, o gideceksiniz, hanımların dastarı, örtüsü var ya beyaz, ondan alacaksınız, kendini şöyle doyacaksınız. Hacca gidenler bilir de, Kâbe'de duruyor namaza, giyiyor takkenin üstünü söylüyor. Esas sarık öyle, ama bu resmi sarık, hazır, ama bu da olur. İki rekat sarıklı namaz, sarıksız 70 rekattan daha hayırlıdır. Öyle bir peygamber sözü be ben. Onu arz ediyorum Cabir Hazretlerinden. Rekatani. Evet. Minel müteahhil. Hayrı minin nebine ve semenin. Evet. Şimdi işrak namazını söyledik. Kazanmak isteyenlere. Duha namazını söyledik. Kazanmak isteyenlere. Teheccüd namazını söyledik. Sarıklı namaz kılmanın şeyini size söyledik. Bir de akşam namazından sonra evvabin namazı var. Kur'an-ı Kerim'de İsa
İsa Aleyhisselam'dan bahseder, Musa Aleyhisselam'dan, diğer İbrahim Aleyhisselam, innehu evvab der. Evvab, gece kalkıyor, sabah kadar Allah'ım affet diye ah çeken demek. Evvab. Bunda çoğunca evvabin, bütün peygamberlerin kıldığı namaz, akşam namazından sonra sünnetinden ayrı. Evvabin namazı, bütün peygamberlerin sünnetinde olan, bunu da işin yok, emeklisin arkadaşım. İki rekat kıl, iki rekat kıl bir. Şimdi evlenmek İslam'ın emri. Fenkihu. Ey bekarlar, evlenin. Mâ tâbe lekum minen nisâi mesnâ ve sülâse ve rubâ'. Ey bekar erkekler, Allah'ın helal kıldığı evlenen diyen kadınlar var. İnsan anasıyla evlenmez, kardeşiyle evlenmez, kızıyla evlenmez, halasıyla evlenmez, değil mi efendim? Teyzesiyle evlenmez. Evlenen demeyen muharramat denir bunlara. Evlenebilen kadınlardan beğendiğiniz, hoşuna gittiğiniz, evlenecek kadını görmek caiz. Flört yok. Fransa'da flört var, kanunda var. Kız olarak gidiyorlar, bilmem ne şehirde, otelde kalıyorlar bir hafta, yatıp kalkıyorlar, aa bizde o yok, Müslüman'da o varmış. Gırlak var, boyun posunu göreceksin, beyaz mı, siyah mı, yeşil gözlü mü, kara gözlü mü, çok konuşulan mı, az konuşulan mı, el değdirmek yok, daha nikah yok çünkü, yalnız odada kalmak yok, ama görebilirsin. Fikrini, zikrini, kadının kıyafetini görebilirsin. Evet, bu caiz. Bundan sonra işte evlenmeyeceğiniz zaman evlenin. Hoşunuza gitti. Kanınız kaynadı, evlenin. Evlenin. Zina yapacak bir adamın evlenmesi farzdır. Zina şüphesi olan bir kimsenin kadın erkek evlenmesi vaciptir. Bomba gibi oğlan, bomba gibi kız kesinlikle zina yapmaz. Sünnet-i merkezidir. Peygamberler mahsurdur. Peygamber Efendimiz Allah'ın verdiği bütün evlilik haklarını kullanmış. Zina mı yapacaktı? Hiç sağlam olsa bile sünnet-i merkezidir. Evlenmemek iyi değildir. Şimdi bakın hadisi okuyacağım. Falan adam hedefim değil. Peygamberin sözüne kulak verin. Falan hocaya değil. Benim ağzımdan çıkana değil, peygamber sözüne kulak verin. Ona uymak zorundayız. Allah'ın emri bu. فَتَّبِعُ النَّبِيَّ الْمُمِّينَ Ümmi Peygamber Muhammed Mustafa'ya tabi olun. Atiullah ve atirrasul. Allah'a ve Resul Muhammed Mustafa'ya itaat edin. Ona uyuyacağız biz. Ne diyor bak? رَكْعَتَانِ مِنْ مُتَأَهِلْ خَيْرٌ مِنْ اِسْنَيْنِ وَسِمَانِ رَقَتَ مِنَ الْعَدْ 51 müminin kadın erkek iki rekat namaz kılması bekar 82 rekat namaz kılmasından daha hayırlıdır. Daha sevaplıdır. Evlenin. Bak batıda çocuk yapmıyorlar. Yabancılar çoğaldığı gördüğüm gözümle Cumhurbaşkanı söylediği kanunları var. Sonları yokluktur. Yıkılacaklar. Evet, biz Peygamber'in sözünü dinleyelim. Evlenelim, evliliği teşvik edelim, çocuk yapalım. Nüfus güç demektir. Ben Çin'e gittim. Gezdim. Çok kalabalık. Fabrikaya gittim. Evet, gece saat 11. Genel müdüre dedim ki, bana izin ver, işçilere konuşacağım. İşçiler de hep kadın, kamera fabrikası, gizli çekiyor ya, hani kamera da var ya, o fabrikaya gittim. Tamam, konuş dedi. 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında kızlar, çocuk. Bir tanesini konuşturamadım. Yazık, konuşmuyor. Komünizm yıkılmış ama hala komünizmin kuralları çalışıyor. Hiç konuşmadılar. Kaç para alıyorsunuz? Cevap yok. Saat kaçta başlıyorsunuz? Cevap yok. Sen
şeyiniz var mı? Sendikanız var mı? Cevap yok. Hiç koşturamadım. Sonra yattıkları ilgili gördüm. Evet. Karın tokluğuna çalıştırıyorlar. O kadar çok kalabalık nüfusu var ki Çin'in 1,5 milyardan fazla. Devlet sokakta aç kalacağına karın tokluğuna çalışmasını teşvik ediyor. Hepsine asgari ücret falan diyoruz, veremiyor. Çok nüfus yok. Karın tokluğuna çalışmayı caiz görüyor. Yattığı yurtlarda yataklara baktım, siz hala bağlamazsınız. O kadar rezil, hiç değeri yok. Ama dikkat edin, 1,5 milyar nüfusu var Çin'in, Birleşmiş Milletler'de daimi üye, değil mi efendim? Nüfus güç demektir. Yok böyle ya, insanlar böyle. Türkiye ondan çok bazen üstüne gidip görebilirsiniz. Ama o nüfus kalabalığından dolayı bizi sokmuyorlar. Ama onlar da aynı derece nüfus güç demektir. Evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğumuzla ihtar edeceğim diyor güzel peygamberimiz. Evet, sakın, evet, açlık korkusuyla evlenmekten çekinmeyin. Allah onları zengin kılar. اِنْ يَكُنُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهِ Bu ayetlerin nazil olduktan sonra Hazreti Ömer evlenmeden zenginlik peşinde koşanın aklına yani şaşarım diyor. Allah cümlünü zenginliği evlenmeye bağlamış diyor. Evet, bunu unutmayın. Evli adamın 2 rekat namazı, bekar adamın 82 rekat namazından daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Güzel Peygamberimizin bu hadisini Hazreti Enes radıyallahu anh'dan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Rekatani bir sivak. Hadisinde böyle denk geliyor. Biz de bunu atlamadan okuyoruz. Misvak. Şu küçük parmağınız kalının yanında bir karış boyunda erhat ağacından kesilen bir şey. İçi lifliftir. Bunu bir karış uzunluğunda alacaksınız. Burada da var, Arabistan'da da var. Bulabilirsiniz. Onu suya ısıtacaksınız. Baş tarafından kabını soyacaksınız. Suya ısıtırken sana çiğnen içeride. Bir süre sonra lif lif oluyor o. Ondan sonra aşağıdan sağdan sola, aşağıdan yukarı dişlerinizi fırçalayacaksınız. Evet, misvak kullanarak 2 rekat namaz kılmak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, afdalu min seb'ine rekaten bi gayri sivak. Misvak kullanmadan abdest alarak namaz geçerli. Ama misvak kullanmadan namaz kıldığınızda onun 70 rekatından daha üstündür misvak. Şimdi fırça bunu yeri tutar mı? Tutar. Ama biliyorsunuz ilaçları yapanlar hep Yahudiler Amerika'da. Bir hastalığı tedavi ediyor ilaç, 10 yerden daha sakatlıyor seni. Şimdi oraları hasta edecek, daha çok ilaç satacak. Yahudi derdi para. Seni kurtarmak değil, onun derdi para. Yani yan tesirleri var. Değil mi? İlaçların hepsinin var. Misvak hiç yan tesir yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çok önem verilmiş. Vefat ederken ağzından, elinden son olarak misvak düşmüş. O halde bile elinde misvak var. O kadar önem vermiş misvak. Şimdi hacca gidenler bilirler, namazı durarken orada namazı duranlar misvak çekerler, sen çekme. Neden sen avcılı olmadığın için kanar dişi, abdestin bozulur. O her zaman yaptığı için bomba gibi dişleri var. Diş etleri de sağlam, kanamaz onun ki. Ama sen de böyle alışırlar yaparsan diş doktorlar iflas eder. Dişin çürümez.
erte kavga olmaz, hanımın ağzını kokuyor demez. Öyle güzel bir şey misvak, öyle bir bak. Misvak kullanarak iki rekat namaz kılarsa bir mümin, misvaksız 70 rekattan daha sevaplıdır. Artık bunlar kaçırılmaz ya. Al işte kollar mübarek adam. Evet, güzel Peygamberimizin bu hadisini bize aktaran sahabilerden Allah razı olsun. Onların şefaatimizi Allah nail eylesin inşallah. Davetü sirri afdal min seb'ine daveten fil alaniye. Evet, dua etmek ibadettir. Allah'ın hoşuna giden bir haldir. Çünkü dua eden acizliğini, o istediğini yapacak kuvvetin Allah olduğuna inanmış, Allah'ın bilgine, her şeyin kadir olduğuna inanmış, ancak bunu verecek olan olur diye inanmış, gerçek mümin olduğunu ispat eden adamdır dua eden. Ondan dolayı dua etmeyi Allah çok sever. Siz de namazdan sonra dua edin. Eve giderken dua edin. Müminlere dua edin. Hatta gıyabında yapılan dua daha makbuldür. Tüm ümmet-i Muhammed'e dua edin gıyabında. Böyle yaparsanız melek demiş ki iki misli seni vasıflen demiş. Evet, bir şey verdiği zaman teşekkür edersin, Allah razı olsun dersin. Ama hiçbir şey vermeden ümmet-i Muhammed'i Allah aziz etsin. Allah onları affetsin. Allah hastalarımıza şifa versin. Diyenler de müminin kıyamında edilen dua söyledik mi? Melikler var ya burada. Sağ tarafımızda iyiler yazıyor, solumuzda günahları yazıyor. Kiramen, katibine, yâlemune, mentefâlun, yaptıklar yazıyor. İki misli senin olsun derlermiş. Dua ederlermiş. Dua edin. Evet efendim, bu duayı gizli yaparsanız kimse görmeyecek. Öbür türlü böyle yapıyorlar ama bir kere bu sallanmak yanlış. Hazreti Ebu Bekir'in kızı evde Kur'an okuyormuş, böyle sallanıyormuş. Bir girmiş, ne demiş, Yahudiler gibi demiş sallanıyorsun. Sonra kurtarmışlar kızın elinden, dövecekmiş. Gördün mü? Yahudileri görmediniz mi? Ben Kudüs'e gittim. Böyle yaparlar Yahudiler. Yahudiler ne yaparsan aksini yapacaksın. Çok kızmış. Evet, Kur'an okuyanlar böyle sallanmasın. Dua edenler böyle sallanmasın. Vakfı dursun. Boynu bükük, eli açık. Evet. Allah mağfir değil. Beni müminine, Allah beni de müminlere affet diye dua etsin. Oğluna, kızına, komşusuna, akrabasına, bütün müminlere sallanmasın. Evet, bu duanın gizli olması makbul, riya karışmaz. Evet, riya karışmaz, gösteriş olmaz. Gece kalktık, iki rekat namazın ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Kuşun namazı ne kadar kıymetli gördüm. Evvabın namazı ne kadar kıymetli onu gördüm. Arkasından yalvar Allah'a kimse yokken. Böyle kimsenin görmediği yerde edilen dua diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem afdal min seb'ine daveten fil alaniye. Herkesin içinde ettiğin 70 duadan daha hayırlıdır. Gizli yap, kimse görmesin. Evet, gene güzel Peygamberimiz sadakatun fissirri aftar min sabine sadakatun filhananiye. Zekat vermek Allah'ın emri, farzdır. Onu mecburen vereceğiz. Beş vakit namaz nasıl yaparsa malımızın zengini olduk, borcumuzdan hariç elimizde diyanet 81 gram diyor. 96 gram diyen de var da diyanetine uyuyacağız. O bizim kurumumuz 81 gram aldım. Gramı şimdi kaç para? 376 gram. Kaç lira? Ne kadarsa? Çarpın onu. Kaç? 226 lira hocam. Çarp 81 ile arkadaş.
17 bin lirası olan borcundan hariç zengin olur. Yazıyorsun tarihi. O tarihten bir sene geçti mi, para sıfırlanmadıysa zenginlik devam ediyor. Yıl sonunda eğer dilim 17 bin lira varsa 40'ta biri zekat vermek mecbursun. Farz. Efendim bir ay kala oldu 50 bin lira. 50 bin liradan zekat vereceksin. 50 bin lira vardı, 500 bin lira oldu bir ay kala. 500 bin liradan vereceksin. Ana sermaye eklenenlerle beraber. Zekatı mı? Bu farz. Ama şimdi kış günü, soğuk. Parçası yok, paltısı yok, giyecek şeysi yok. Fakir adam. Giyecek ayakkabısı yok, ayağı çıplak. Giyecek ekmeği yok, oturacak evi yok. Şurada burada böyle garipler var, fakirler var. Kimse görmeden gizli. Belki Alaçın'ın, değil mi? Olmaz böyle. Hem sonra Alaçın'ın efendi deme. Teşekkür ediyorlar. Sadaka belaları defeder. Sadaka cehennem ateşini söndürür. Sadaka hastalıkları tedavi eder. O kadar muazzam bir şey. Evet, kazaları önler sadaka. Yola çıkarken bir sadaka ver. Kazaları önler. Evet, bu sadakayı, farz olmayan sadakayı gizli vermen çok kıymetlidir. Gizli verilen sadaka aleni, herkesin içinde verilen 70 sadakadan daha çok sevap kazandırır. Daha aptaldır. Ama zekatı açık verebilirsiniz. Hatta zengin adam zekatını açık verse iyi olur. Neden? Şuna bak, bu kadar zengin ama hiç zekat verdiğini duymadım diye dedikoduyu önlemiş olursunuz. Fakat sadaka verdiğiniz zaman kimse duymasın, kimse görmesin. Allah rızası için karşılık beklemeyin, öpülen elini filan demeyin, daha teşekkür edin, ateşimi söndürüyor diye. O sadakayı bulamayacaksınız, günler gelecek biliyor musunuz? Ahir zamanda Müslümanlar o kadar zenginleşecek ki, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat verecek adam bulamayacaksınız diyor. O günler gelecek. O alıyor senin, daha seni şey, ateşten kurtarıyor, borçtan kurtarıyor. Öpelim diye hava atma ona. Teşekkür et. Teşekkür et. Evet efendim, yalnız mesela bu cami yapılacak, tahmin edilecek. Devlet yapıyor şimdi de. Eskiden böyle miydi canım? Yıkılıyordu. Ha, bir yere hastane yapacağız, okul yapacağız, cami yapacağız. Sen 10 bin görebilecek bir adamsın. Sadaka bu. Sadaki cariye. Şimdi ben burada bir yerde İstanbul'dan konuşayım, maç sokuyorum. Sen de burada namaz kılıyorsun. Bu camiyi yaptıran kimse onun defterini yazıyorlar. Bizimkinden eksiltmiyorlar, korkmayın. Ama sadaki cari olduğu için kıyamete kadar da yazacaklar ona. Şimdi oturuyorsun, 5-6 kişi var, Müslüman zenginler. Senin 10 katı adam var, 5 katı adam var. Sen onlara çok para versinler diye. Gösteriş için değil, dikkat edin. Mesela 5.000 lira verebileceksin normalde. Diyorsun ki 50.000 lira. Şimdi sen 50.000 deyince ötekiler 50.000'den aşağı vermekten utanıyorlar. Biz bunu 50.000 veriyorlar. Bu maksatla olabilir. Teşvik sebebinde olabilir. Başkalarını gayret etmek için. Ama ben sadaka veriyorum diye gösteriş için olmamak kaydıyla olacak, açık vermek. Ondan dolayı burada insan zayıf insandır. Gösteriş merakı girebilir diye gizli sadaka aleni verilenler 70 kat üstündür. Evet. Öyle büyükler Peygamberimiz Ebu Hureyre'den nakledilmiş. Evet. Rekatun min alimin billahi hayrun min elf rekatin min mütecahilin billahi. Dinini, diyanetini biliyor. Hangi sözler küfürdür? Nece, hangilerine inanmak gerekir? Namazın farzları 12'dir, biliyor. Sünnetleri şu kadardır, biliyor. Vacibi şu kadardır, biliyor.
haccı farzları şudur biliyor. Böyle bilgili bir müminin kıldığı namaz, bilgisiz cahilin kıldığı 1000 rekattan daha hayırlıdır. Hep söylüyoruz. Ama dinleyen yok. Secde ederken alın burun bir, iki yer. Ayası ve yere diyecek. Böyle yok. Böyle de yok. Böyle. Yere diyecek. İki diz yere diyecek. Parmak uçları yere diyecek. Ben görüyorum. Havada parmak secdede. Bu adamın secdesi yok. Bazıları görüyorum. Parmağını ters koyuyor secdede. Siz de görüyorsunuz. Bu adamda secdesi yok. Secde yok, namaz yok. Ben böyle imam gördüm. Bu kız bilmiyor. Secdede ayağını ters koyuyor. Evet. Müftüye gittim. Kravatını takmış. Oh hocam, hangi rüzgar sıçar buraya? Sen dedim, büro memuru musun dedim. Önüm arkam yok ya arkadaş. Bozuldu bu. Neden böyle konuşuyorsun hocam dedi. Senin dediğin falan caminin imamı namaz kılmayı bilmiyor. Namazda ayakları ters koyuyor böyle. Namazda secde farzdır. Farz yok, namaz yok. İmamın namazı yok. Burada bir 400 kişinin namazı yok. Allah sana soracaktır. Çünkü sen bu memleketin müftüsün, amirisin. Buna göre devletin tayin etmiş, bunlardan sen sorumlusun. Ben dedi, Burak'ın gönderiyorum dedi. Burak da senin gibi, sen imam dedin, o da fıkıh bilmiyor dedim. Namazı geldim, gittim, ona işaret ediyor sadece. Fıkıh bilmiyor ki. Allah sana soracak dedim bunu. Evet, günümüz böyle arkadaş. Ezbere olmaz. Bu kuralı ben koymadım. Benim görevim bildiklerini sana aktarmak. Gerisi senin. Bilgi olmazsa bakın namaz yok. Ayak yere, parmakların ucu yere değmezse namazın boşuna. Namaz yok. Bu yazmayacak bunu. Namaz kılmadı diye bu yazacak. Bilgi olmazsa namaz yok. Hacca gidiyorum. Ne diyor bana biliyor musun? Hocam emekli oldum diyor, 7 sene oldu diyor. Emekli paramı diyor bankaya yatırdım. Onun faiziyle diyor, bu sene hanımla hacca gideceğim. Güle güle, çayla gir, yolca gelirsin dedim. Hacı falan bulamazsın. Niye dedi? Çünkü faiz haramdır. Haram parayla hacılık olur mu lan? Bilmiyorlar. Müslümanın diyor, hacca gidecek. Bana bu kız vuruyor ya. Allah şahit ya. Faize koymuş, kasteledi. O faiz parasıyla hacca gidecek. Hanımını da götürecek. Bu faizle gidilen hac olur mu? Haram parayla hacı olunur mu? Bunu ben koymadım. Allah'ın kanunu böyle, Müslüman sen böyle. Ben sana duyuruyorum. Bilmeden olmaz. Abdest alıyor adam, şurası dirseği kuru. Abdesti yok. Abdesti olmayınca namaz yok. İmam böyle aldıysa imam namazı yok, cemaatin namazı yok. Bunlar oluyor. Bunlar oluyor maalesef, bilgi yok. Şimdi hocalar bana kızıyor ama söyleyeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömründe hiç kızmayın. Ben kardeşlik görevimi yapıyorum. Sorumluluk sizin. Hiç hayatında başı açık namaz kılmamış beyefendi. Hiç başı açık namaz, bir sade ihram yediğin zaman bir peştemal üçler, bir peştemal altta, başka hiç şey giyilmez, bir o zaman başı açık gezmiş. Bunun dışında kesinlikle tuvalete gittiği zaman başını örtüyor, yemek yediği zaman başını örtüyor. Efendim namaz kıldığı zaman mutlaka başı örtülü namaz kılmış. Şimdi camiye geliyorum, bu var kadar. Başı açık olanlar namaz geçersiz demiyor. Ama bunu diyen var. Fatih hocası, Molla Hüsrev, Dürer'de de bu var.
Onun kenarında şöyle minare var. Lütfen bakın. Hakikaten ya, inanmayın bana. Peygamberin devamlı yaptığı, hiç terk etmediği şey farz olur diyor. Farzdır diyor. Ayrıca Peygamber'in sallarsan hayatında hiç sakalını kazınmamış. Bir tane hoca çıkamaz. Hayır hocam diyemez. Hep tarafı taramışım. Hayatında hiç sakalını kazınmamış. Ama bizim hocaların sakalı yok. Buyuruyor. Bari zaman hocası. Etme hocam. Sen Peygamber'in makamına Allah seni layık görmüş. Öyle şerefli makamda hocasın. Sen sakalsın biz olunca cemaat sakal bırakır mı? Evet. Yalnız hocanın sakalsın ama seni kurtarmaz. Güzel güzel kardeşim. Ben bunu özelleştireyim. Ben de imamlık yaptım. Özelleştire ol söylüyorum. Niye sakal bırakmıyorsun? Niye bıyık bırakmıyorsun? Avrat mısın ben sen? Allah Allah. Eskiden suçlu sakal bırakmak. Şimdi herkes sakal bırakmıyor. Suçlu değil. Niye bırakmıyorsun hocam? Etme gözüm sen de. Hoca böyle diye onu örnek alamazsın. Muhammed Mustafa'yı örnek alamaz. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنٌ Müminlerin örneği Muhammed Mustafa'dır. Emir böyle. Biz ona tabi olacağız. Biz ona tabi olacağız. Şimdi başka müjde de var. Sakal bıraktın. Ak sakalın var. Havalanma ha. Bak. Ak sakalın var diye şimdi beni öldü diye havalanma. Döndü. Allah hayır uzun veresin. Hadis bu beyefendi aktarıyorum. Ak sakalı mümin öldüğünde tabii hep insanızın ne kadar yanlışlarımız var değil mi efendim? Hatasız bir Allah. O ak sakalı müminin de hataları sebebiyle melekler kabir azabı var ya melekler sorguya çekecekler zaman hadis böyle efendim. Allah o meleklere emredermiş bırakın onu. Benim yolumda sakalını avarttı o. İmanlıyken sakalı vardı. Dokunmayın bana der diyorum. Hadis bu. Sakalı niye bırakmıyorsun? Bu var ki kadar. Devlet memurlarında da var sakal şimdi. Karışmıyor. Ehline yasaktı. Evet efendim. Böyle basit şeylerde çok şeyi kaybediyoruz. Evet söyledik yani. Şimdi burada da sarıklıyı söyledik. Efendim başka açık namaz peygamberin sünnetidir. Lütfen baş açık namaz kılmayın. Bir dakika geçirin kafanıza ya. Mübarek adam iyi de kerahat bir şey diyeceksin yani. Peygamber sünnetine niye? Ne var yani bunda? Hocam çok basit şeylerle uğraşıyorsun. Hayır ben senin için seni çok seviyorum. Camiye gelen mümin ben çok seviyorum. Kardeşim mümin. Camiye gelen adama kafir diyemezsin. Camiye gelmek iman alametidir. Onun için ben camiye gelenleri çok seviyorum. Ama bir hadis var. Tüylem diken diken oluyor. Hocam kerahatlerle uğraşıyorsun ya basit şeylerle. Men tehevvene sünneti fakat tehevvene kitabı. Benim sünnetimi önemsemeyen, değersiz gören bir kimse Allah'ın Kur'an'ını değersiz görmüştür. Hadis bu beyefendi. Hadis bu. Efendimiz sözü. Neden? Çünkü فَتَّبِرُ النَّبِيَّ الْاُمِّي Muhammed Mustafa uyu dedi Allah. Emri var. Atiullah, Atiur Rasul dedi. İtaat et dedi. Örneğin Muhammed Mustafa dedi Kur'an'da. Peygamberimiz de sakaldan övüyor, bahsediyor. Baş açık namaz kılmaz diyor. Basit şeylerle uğraşıyorsun dediğimiz sünneti küçümsemiş oluyorsun. Benim sünnetimi küçümseyen işte bu emirleri küçümsemiş olur. وَمَنْ تَهَرْنَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını küçümseyen حَسْرَتْ دُنْيَا وَالْاَحْرَ Hadis böyle. Dünya ve ahirette husranda olur. Evet. Hayır, hasil olur. Umduğuna nail olamaz. Dini açık olur.
Onun için basit demeyin. Efendimizin bütün sünnetlerini yapın. Ve de bildiğinizi, şimdilik bak, bilgili bir adamın bunları bilerek namaz kılıyor. Bilgisiz cahil adamın bin de katından üstündür. Evet, Ramazan bil Medine. Hazreti Ali'nin nakledilmiş söylediğim hadis. Ramazan bil Medine. Medine-i Münevvere'de bir Ramazan geçirmek hayr-ı minhel bir Ramazan fîmâ sevâ minel kuldân. Diğer memleketlerde geçirilen bin Ramazan'dan daha hayırlıdır. Mescid-i Nebevi'de bir rekat namaz kılmak bin rekat namaza bedeldir. Burada kıldığımızın bin katıdır. Kâbe'de namaz kılmak 100 bin rekata bedeldir. Allah'ın kanunu böyle değil mi? Evet, öyle diyor. Medine-i Münevvere'de bir Ramazan ayı geçirmek başka beldelerde bin Ramazan geçirmekten daha sevaplıdır. Ve cümmetün bil Medine hayrı min helbü cümmetin fîmâ sivâ minel gülden. Başka beldelerde bin cuma geçirmekten daha hayırlıdır. Kâbe'de 100 bin, Medine'de 1000 kat, Kudüs'te 500. Hadis böyle. Şu anda Kudüs, bütün peygamberlerin vahiy merkezidir. Merkezidir. Efendimiz zamanında Kabe'ye dönmüş, Mekke'ye dönmüş. Allah Yahudi bir tasarruftan kurtarsın inşallah. İnşallah orayı da biz kurtaracağız. İnşallah. Sizin sünnet kılmanızdan dolayı, namazın sünneti kılmanızdan, Peygamberimizin sünnetine olan Türk milletinin salatçiliğinden dolayı inşallah onları da biz kurtaracağız. Bir hadis var. Yahudi yiyeceksiniz diyor. Buhari Müslim hadisi. Yahudi kaçarken taşın arkasına saklanacak. Ağacın arkasına saklanacak. Kat kat ağacı söylemeyecek. Diğer ağaçlar gel arkamda Yahudi var. Taş söyleyecek, gel arkamda Yahudi var, öldür ey Müslüman diye. Buhari Müslim hadisi bu. Ne zaman olur bilmiyorum. Ama böyle hadisi var. Sanki iş oraya doğru gidiyor. Evet, orası bütün peygamberlerin vahiy merkezinde indiği yerdir. Orada 500 kat, Medine'de 1000 kat, Kabe'de 100 bin kat. Şimdi hadisleri okuyoruz. Onu söylüyoruz. Onun için Allah oralara gitmeyi nasip etsin. Helal parayla bilerek. Bilerek. Şeytan boş durmuyor. Kurallarına uyarak helal parayla hac eden raca'a, keyama, veledetü ümmü. Anadan doğduğu gün 0 günah değil mi? Anadan doğduğun gün gibi döner gelirsin diyor Muhammed Mustafa. Şeytan bunu hiç bırakır mı? Giderken görüyoruz. Sabahleyin kahvaltı kuyruğuna giriyorlar. Birisi bir şey söylesin, diğeri gidip geliyor. Öteki onun yerine görünce, sen benim yerine geçtin. Burası babam var mı? Kavga ediyorlar. Böyle giderle haçta kavga yok diyor Allah. Ama bir yere kavgası buyurduğun bir dakika sonra yiysen kavgası ne olur lan? Ama bizim hacılarımız kavga ediyor ya, sıra kavgası yapıyor. Gözümüzde görmüşüz. Sonra orası kalabalık yer. Bilgisiz. Sadece biz değil, bu Nijeryalılar var 2 metre boyunda genç. Hacer Zülfettin diye el veriyorlar, hadi geçiyorlar, ezip geçiyorlar milleti. Bir keresinde benim ayağımın üstüne bir bastı, top, ayakkabı da giymiyorlar. Altları böyle köşeler gibi. Sert, benim baş parmağım tığından aldı götürdü herif. Çıktım, hay ananı demedim ama. Çünkü desem hacca gidecek. Onun aşkı, Hacer Esed öldü ama benim dırnağım gitti. Ama bizim hacı öyle demiyor. Diyor ki, çat, bırak öldüm yahu. Ayağını çiğnemiş.
hazırlıklıdır o bir zor değil mi? En zor ibadet hazırlıktır. En zor ibadettir. Neden? İşte böyle şeytan boş durmuyor. Öyle şeyler yapıyor ki %100 haklısın ama tokadı yiyen sensin, ayılı yaşayan sensin. Sabrettin mi? Tertemiz olup dönüyorsun. Ama kavga ettin mi de hazırlık sevapla gidiyor. Ondan çok zor hazırlık. Çok zor. Maalesef bunlar hep oluyor. İnşallah gelip görürsünüz. Ama bakın bilgisi olmayan, bunları bilen adam hiç kavga eder mi? Bilgisi olmayan neler yapıyor ya? Kimisi de tatlı ediyor. Tamam, tırı yükleyin, şu malları oraya göndermeyin. Ulan ticaret tamam mı lan burası? Tavap ediyorsun mesela. Tavap edip de dua edeceğine mal yükleyin diyor. Emir veriyor mağazasındaki adamına. Bilmediğinde, bilmediğinde, bilmen ile namaz kılınan namaz, bilmeyenin bin rekatından üstündür, doğru değil mi? Hazırlık da böyle, her ibadet de böyle, her şeyi bileceğiz, okuyacağız, evet ve de Medine'ye gideceğiz, Mekke'ye gideceğiz, Kudüs'e gideceğiz, bu şeylerden yararlanacağız inşallah. Rihul cennet, tuğcet, min mesireti hamsi meti'an. Evet, cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden duyulur. Cennetin kokusu 5 yıllık mesafeden duyulur. Allah bu kokuyu duyanlardan eylesin. Ve eyyü rihal cennet men talebet dünya yarmırın ahiret. Evet, namaz kılıyor, oruç tutuyor, okulu yaptırıyor. Adamı yazacaksanız evde diyor. Niçin? O da adam hayır, hayır senin adammış ya. Adını yazdırıyor, şart koşuyor. Ben diyor, ben görmemiz. Ahiret ameli yapmış, ibadet yapmış. Böyle bir namaz kılıyor ki böyle, Allah! Herkes diyor ki mübarek adam ya bu. Ölü gibi namaz kıl. Evet, deli gibi abdest al derler ya. Tam öyle ya. Allah! Bir rükûde secdede ağır 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 namaz kılıyor. Niyeti de ya ki adam ya desinler. Aha diyor ibadetini dünya işi için yapan 500 yıllık mesafeden cennetin kokusu duyulur ama bu duyamaz diyor Peygamberimiz. Namaz kılmış, okul yaptırmış, hastane yaptırmış, herkes desinler diye yaptırmış. Herkes beni böyle bilsinler diye. Hele ki Allah rızası değil. İnsanlar arasında meşhur olmak, evliya edilmek. 500 yıllık mesafeden duyulan cennetin kokusunu bile duyamaz. Cennete girmek ne demek diyor. 500 yıllık mesafeden kokusunu bile duyamaz diyor. Evet. Ahiret ameliyle dünyayı talep etme. Bu kanun böyle. Evet. Şimdi böyle yaparsan cennete giremezsin. Bir. Aynı zamanda inne melaikete senavati böyle dünya gösterisi için, riya için, cuma için hayır yapan, ibadet yapan, ahiret işi yapan kimseye semavat melekleri tel'anuhu lanet ederler. Lanet ederler. Litelbisihi ve teddisihi onun böyle dünya ahiret işinin karıştığından dolayı Allah belanı versin derler. Hadisi okuyorum efendim. Allah bizi bu yanlışlardan korusun. Ama bilirsen bunlardan sakınırsın. Bilmezsen adımı yazarsanız okul yaptırırım. Adımı yazarsanız hastane yaptırırım deme. Öyle deme.
Teşekkür ederim. Aslında benim seni bulmam lazım. Ama işimin çokluğundan gelemedim. Teşekkür ederim. Bir de daha ihtiyacınıza al şu parayı. Kaybo. Adamın isim yazı falan dediği yok. Bunu beklediği yok. Ama öbür o gelme mensupları başka zenginler teşvik olsun diye adamını yazmışlar adını. Problem yok. Fakat bunu yapan adam adımı yazın. Ha, şartı bu derse cennetin komşusu diyorum diyor. Şimdi o meşhur olmak için yaptırıyor onu. Dünyada da meşhur oluyor işte. Bunlar ucuz şeyler kaybediyor. Bilmediği için, bilmediği için. Radya Rabbu Piri Velvelit. Evet, hoca da okudu Vahiz Efendi. Allah'ın rızası babanın rızasına bağlıdır. Ve sahatu Rabbi fi sahatil valid. Allah'ın gazabı, kızması babanın kızmasına bağlıdır. Baban, vay evet. Evet. Gene Peygamber buyuruyor ki le'anallahu'l ab li valideyhi. Anasının babasının hakkını çiğneyen adama Allah lanet etsin. Evet. Öyle diyor. Lanet etsin diyor. Seni doğurmuş. Geceleri sabah kadar uyumamış. Büyütmüş, beslemiş. Koca karı. Bizim koca herif. Konuşuyor arkadaşlarla. Bizim koca herif arkadaş razı olurlar. Koca herif deme ya. Böyle söylenir mi? Öyle gençler var şimdi. Arkadaşlar buluşuyorlar. Bizim koca karı izin vermedi arkadaşlar. Ben gelirim, ana sen koca karı diyor. Etme, eyleme, delikanlı. Bak ne diyor? Anasına, babasına gülünü inciten, hakkını yiyen, eset ediyen o demek. Allah lanet etsin. Evet. Musa Aleyhisselam'a Allah vahyetti. Evet. Vakkara valideyk. Ana babama saygı göster. Fe inne men vakkara valideyhi ve dettü lehu fi umrihi ve vehettü lehu ve leden yebruhu yeberruhu. Çünkü ben diyor, hadisi kutsi bu, anasına babasına saygı duyan bir kimseye ömründe yardım ederim. Ona sen nasıl anan babana böyle anacığım babacığım dört döndüyse kalbini hiç kırmadın emret anacığım emret babacığım böyle pır pır gönlün ağrını hizmet ettiysen sana da bakacak böyle evlat vereceğim. Hadis bu. Ve hep lehu veleden yebaru. Sen anana nasıl babana böyle hizmet ettiysen sana da böyle sana hizmet edecek senin gönlünü adam evlat vereceğim. Ve men akamehe akkehe akkehime. Evet. Evet. Kim anasını babasına zulmederse kalbini kırarsa hoca karı yemek yemesi bilmiyor, oturması bilmiyor filan diye değersiz görürse kısaltı omrahu ömrünü kısaltır. Ve vehebbülehu veleden yakuhu. Sen anne babam vaktiyle böyle yapmıştın. Onun da çok çocuğu olur. O da aynı sana böyle yapar. Eve satmaz. Evet. Şimdi Almanya'dan telefon etti bir Türk hanımı. Dedim ya şimdi Avrupa'da da Amerika'da da oğlancılık var. Kızları karıları evlenilmiyor. Devlet başkanımız ne dedi? 10 bin çocuk kaçırıldı. Nerede bunlar dedi. Oğlan oğlan evleniyor. Oğlan çocuk olur mu? İşte bunu İslam ülkelerinden fakir hemen kaçırıyorlar. Parayı da satıyorlar. Bu adamlar diyor çocuk yetiştirme zevkini tatmin ediyor. Şimdi böyle moda Avrupa'da, Amerika'da böyle. Hanım diyor, benim oğlan dedi. Ben namazda abdestli bir kadınım. Çok üstten durdum ama oğlum burada doğdu, burada okudu. Hocam dua edin ne olur benim oğlan bu
Almanya'da bu Elva Bartova işi şimdi orada Avrupa'da moda bu. Ben bunu Hollanda'da talebemden de duydum. Oğlancılık yaygın kanunlarında var. Kanunlarda var. Bize de Avrupa Birliği'ni almamada bir sebebi bu. Bunu kabul edeceksin bu maddeyi diyorlar. Biz de hayır diyoruz. Bizim gördüğümüze sığmaz bu. Onlarda yaygın şeyleri budur. Evet efendim. Hocam ne olur diyor, yalvarıyor, diyor edin. Şimdi acaba bu kadın anasını babasını böyle ezzetmedi de başına polis çağırmış. Gel oğlum etmek ama sen ne verelim? Camiye git, bırak bu pislikler demiş. Polis çağırdı beni diyor, polis de attırdı evinden diyor oğlum diyor. Görüyor musun? Öyle olan var. Bu tabi oradaki Türkleri bozmak için Alman siyaseti. Müslüman olmasınlar. İslam düşmanları da papazların uydurduğu şey. Hiç olmazsa bize uyusunlar diyorlar. Buradan çıkıp atamıyoruz. Ahlaklar böyle olsun maalesef. Onun için kadıncağız ağlıyor. Dedim Allah ya Allah hidayet iste. Aman beddua etme. Belki Allah hidayet verir. Ama bu kabahatin kendinden de olabilir, oradan bu oyunlarında da olabilir. Kim böyle anasını babasına işkence yaparsa, onu hor görürse, yanlış işler yaparsa aynısını yapacak çocuk veririm ona diyor. Evet, Ebu Bekir bin Ebi Meryem diyor ki, قَرَحْتُ فِي التَّوْرَاتِ Evet, Tevrat'ta okudum. Men yadrib ebâhu yuktel. Babasını döven öldürülür diye Tevrat'ta okudum, hakiki Tevrat'ta. Babasını döven öldürülür. Evet, öyle adamları ben de biliyorum. Ama çıldırdı, onu da bir gördüm. Baba annesini dövdü, dövdüğünü biliyorum. Moruk ölmedi, yüz yılında öldü. Kadın dövüyordu anasını. Bela başıma bela, ölmedim, gebersem filan diye sonra delirdi. Sokaklarda çocuklar o bedersin kıçını dürtüyordu gezdikçe. Öyle o hale geldi. Anayı babayı bunu yapana işte Allah böyle bu hale düşürür. Bu Tevrat'ta anasının babasının dövene öldürdü diye yazılır. Taberani'de Abdullah bin Amr bin As'ten Rıdar Hak, Pir Rıdar Valideyn. Allah'ın rızasını kazanmak isteyen ana babanın rızasını kazansın. Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Ve sakatuhu fi sakatime. Allah'ın gazabı ana babayı kızdırmakta, onun bedduasını almaktadır diye hadis-i şerif var. Peygamberimiz sözü bu. Evet efendim, anayı babaya böyle iyilik yapacaksın, gönlünü alacaksın ki Allah da seni böyle yaşlanınca güzel evlatlarla anacık babacık diye etraf dört tane evlatlar versin. Aksi halde peygamberin kanını şaşmaz. Ben de gözümde gördüm diye size arz ediyorum. Bunu da size aktarayım. Buhari Amr ibn-i As'ten bu hadis-i şerifi Müslüm keza nakletmiş. Evet efendim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisini size duyuruyorum. Efendimiz buyuruyor ki Rihul Cenub Güney rüzgarı Yemen rüzgarı güneyden esen rüzgar evet minel cenneti cennettendir ve yerrihul levâkı o ağaçları tozlama diyoruz ya işte ona insan birleşiyor, çocuk oluyor. Ağaçların da çiçeklerini erkek olanlar var. Onlar açılıyor, meyve oluyor. Bu güney rüzgarı cennettendir ve o açılama yapar. Evet, elledi zekerallahu fi kitabihi fiha menafi'u linnas. Kur'an-ı Kerim'de Allah güney rüzgarında
insanlara faydalar verdiği dediği rüzgardı. Yağmur getiriyor canım. Güney bizi. Bizim denizlerin bir köyündeyim ben. Sabahleyin evden çıktım mı bakıyordum. Güneyde, güney tarafında bulut varsa rahmetli annem Allah tüm geçmişlerimize rahmet etsin. Bugün bir yere gitmeyelim, yağmur yağacak diyor tecrübesiyle. Hakikaten güneyden o bulutlar geliyor, şakır şakır yağmıyordu. Peygamberim onu söylüyor. Güney rüzgarı onda manfaatlar olur diye Allah kıdan geçir rüzgardır. Cennettendir, cennettendir. Bulutları getirir, yağmur getirir. İlginç bir söz var. Ve minhâ hulikat el hayr. At, at. O rüzgardan yaratılmış. Güney rüzgarından. Cebrail hani Kadis'in çiğesi Allah atı yarattığı zaman güney rüzgarına vahyetmiş. Ben senden bir yaratık yaratacağım diye. Onun için bekle demiş beni, bekle dur önünde. Cebrail aleyhisselam gelmiş ve o güney rüzgarından bir tutam almış. Evet, Cenab-ı Hakk'a hezihi kobzati, bu benim kabzamdır, sümme halaka fersen. Sonra bir at yaratmış, biliyorsunuz Arap atı uçar gibi koşar. Güney rüzgarından yaratmıştır diyor, hadis-i şerif böyle efendim. Hadis-i şerif böyle. Evet efendim, beşima minenler, kuzey rüzgarı da cehennemdendir. Tahrucu, bur çıkar, güney rüzgarı cehennemden çıkar. Fetemurru bil cenneti, cennete uğrar. Feyzuybühe, nefaten, oradan bir koku alır, bir nasip alır. Minhe, cennetten. فَوَرْمُهَا هَذَا مِنْ زَالِكَ İşte kuzey rüzgarının serinliği de o cennetten aldığı bir parça serinlik oradan gelir diyor Peygamberimizin hadisi. Böyle ilginç. Evet. Şimdi ona evet. Doğudan gelen bir rüzgar vardır. Buna kabul denir. Dördüncü debur denir. Evet. Batıdan gelen rüzgar vardır. Bunlar da binaları yıkar diyor güzel Peygamberimiz. Ağaçları kökünden söker. Evet, bunlar rihun akıb diye Kur'an'da geçen şeylerdir. Sarsar diye geçen rüzgarlardır diyor güzel Peygamberimiz. Evet, bu sabah rüzgarı bulut getirir. Ondan sonra deniz, güney rüzgarı bunları sevk eder. Evet. Debur denilen rüzgar bunları ayrılır. Böyle diyor güzel Peygamberimiz. Hadislerde böyle. Şimdi de kuvvetli rüzgarda çatıları uçuruyor. Yağmur getiren var. Evleri yıkan var. Değil mi efendim? Hele şükür. Amerika'daki gibi olmuyor. Evet. Amerika'nın etrafında hep deniz. Altı sapırması var. Büyük okyanus var. Kalmışız. Apartmanı alayım, hordum diyorsun siz ona. Koca apartmanı, apartmanları alıyor rüzgar. 50 kilometre ileri kovalıyor. Tabii evlerim kalmıyor canım. Param parça. Her sene oluyor bu felaket. Gene de akıllanmıyorlar gevurlar. Böyle rüzgarlar var. Kur'an geçirdim. Kerem'de bunlar var. Eski milletler de yok etmiş böyle Allah. Almış, toplamış, kaptırıyormuş bir çukura. Allah böyle belalardan vatanımızı, Müslüman memleketlerini korusun inşallah. Tabii insanlara bağlı bu. Tevbe etmezlerse, camilere gelmezlerse Allah böyle belalar verir. Evet. Evvelen yaravne ennehum yurtenüne fî külli âmin merraten evverrateyn. Şimdi ben acepeyim, bizim kazamızdı, zelzele oldu. Hala oluyor. Hala oluyor. Kesilmiyor. 400 tane peşine sarsıldı. Oradaki geçer gün gittim dedim, kendinize dönün. Kendinize dönün, bir hatanız var halk olarak. Bir yanlışınız var.
senede bir veya iki defa boşuna değil, Türkiye'de bir yere baktı, adını söylemeyeceğim, orada vardır kızar bana, oğlu bir şehir baktı. Sonra gittim oraya, çünkü Kur'an'da böyle, boşuna değildir bu rüzgarlar, zelzeleler. Benden mezun olmuş talebe, orada imam hatip müdür olmuş. Neden dedi, ne oldu? Hocam burada bir adamlar dedi, karısını para için satarlar dedi. Evli erkek, karısını para kazanmak için satarmış. Oldu gibi gitti şehir. Adını söylemiyorum. Tamamen gitti. Şimdi dedim ki, dikkat edin kendine, bir hatanız var. Evet, bizim eski kazamız için değişti de, merkezi orası acaba ya, bir hatamız var arkadaş. Evet, hatamızı düzeltmek için camiye geleceğiz. Topluca biz ettik, sen etme ya Rabbi, affet bizi diyeceğiz. Ama camiye gelen olmazsa, 3-4 kişi geliyor, o da namaz kılarken sağa sola bakıyor. Namaz mı derler buna ya? Allah bizi affetsin. Öyle belaları def ediyor Allah. Camiyi doldurun diye unutturmadan söylüyoruz. Böyle belaları def eder. Yoksa hepimiz doktan gideriz. Amerika'da değil mi? Evli kadın kocasından izin alıyor Amerika'da. Ben bugün falanca adamla yatacağım diye. Abartmıyorum beyefendi. Evli erkek karısından izin alıyor. 30 senelik evli. Ben bu gece şu kadınla yatacağım diye. Kültürlü böyle. Arkadaş, hayvan gibi yok. Hayvan gibi. Kültürlü ama görüyorsunuz bir hortum alıyor. Ortada kasır bağırıyor. Alıyor buradan 80 km ileriye. Evlerini patlar atıveriyor. Bunlar işte peygamberinin o rüzgarlardan bahsediyor. Kasırgalardan bahsediyor. Evet, tevekkül olmalıyız. Tevekkül olmalıyız. Rüzgarlar öyle gurur gururdur. Rahmet bereket getirir. Onun için yağmura rahmet denir. Her yağmur damlasıyla melek iner yeryüzüne. Diyanet İşleri eski başkanlarında Ahmet Hamdi Aksaki merhum var. Benim kayınpederim sınıf arkadaşı o, oradan iyi tanıyorum. Çok güzel bir eseri var. İslam fıtri, tabii, umumi bir dindir diye Allah rahmet eylesin. Muhteşem bir eser. Dinsizlere karşı din var, Allah var, peygamber var, karim azab var. Bunların delilleriyle, mantıkıyla savunuyor. Öyle muhteşem bir eser. Bu Ahmet Hamdi Aksaki'nin kitabında var. Her yağmur damlasıyla bir melek yeryüzüne iner. Melek bereket getirir, rahmet getirir. Onun için yağmurun adı nedir Anadolu'muzda? Rahmettir. Ama bir de azap melekleri var biliyorsunuz. Rüzgar meleğinde işte rüzgarla esneden o melekler o zaman da kaldırıyorlar, atıyorlar oraya. Yok ederler. Allah ümmeti Muhammed'i bu felaketlerden korusun inşallah. Burada onların detayıyla bahsetmiş. Kur'an-ı Kerim'de bunlardan, bunlardan bahseden bir sürü şey var. Sonra mesela Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam babası değil mi? Oğlanlar var. Yusuf Aleyhisselam'ın çocuğu, babası, anası ölmüş. Anası öldü diye Yakup Aleyhisselam ona çok daha yakın davranmış. Öbür çocuklar kıskanmışlar Yusuf Aleyhisselam'ı, öldürecekler. Babamız onu çok seviyor, onu çok koruyor diye. Halbuki Yakup Aleyhisselam anası yok diye, öksüz diye, onun gönlü olsun diye ona çok yakın davranmış. Öldürelim demişler, yok demiş. Yahuda öldürmeye kuyuya atalım. Kuyuya atmışlar, peygamber olacak. Allah'ın kaderini değiştirmek mümkün mü? Kuyuya düşerken bir çıkıntı taşa tutulmuş. Evet, biz sana diyor Allah, bu yaptıklarını kardeşlerine öğreteceğiz. Neyse, bir kervan gelmiş,
su doldururken kovayı çekmişler. Yusuf Aleyhisselam kovaya tutunmuş. Yakışıklı bir oğlan, peygamber olacak yakışıklı olmaz mı? Ooo demişler, muhteşem bir oğlan buldu. Çok para eder bu. Şimdi Kur'an her şey ibret. Yusuf Aleyhisselam suya bakmış, ayna yok o zaman. Suya bakmış, ama yakışıklıyım ha demiş. Ben demiş, köle olsam çok para ederim. Yakışıklı ya. Sen misin bu sözü söyleyen büyük söyleme? Bundan dolayı diyorlar, bu sözün şeysini çekti. Köle olarak sattılar biliyorsunuz. Köle olarak saraya gitti, Zeliha ona aşık oldu derken hikayeyi biliyorsunuz. Filmi de var. Ondan sonra peygamber olacak. Hapishaneye düştü, attılar. Kadına yüz vermeyince hapishanede biz ona rüya tabirini öğrettik diyor Allah Kur'an'da. Hapishanedeki arkadaşları rüya görmüşler, yorumlamış, sen demiş, seni asılacaksın, kuşlar yiyecek seni. Sen de demiş, saraya mensup olacaksın. İşte bize örnek onlar, Yusuf Aleyhisselam aleyhinde düşünmeyin. Bu olacak ki müminler kendine gelsin. Saraya girdiğin zaman demiş, beni hatırla. Hapishanelik kapısıyız ya. Beni de kurtar buradan diyor yani. Halbuki kim kurtarır? Allah. Peygamber olacak adam. Bizden daha önce demesi lazım. O sözünden dolayı bir 6 sene daha kalır vermiş aslında hapishanede. Neyse. Ondan sonra tabii onun güzelliklerinden dolayı saraya şey oldu, bakan oldu. Babası Yusuf'um, Yusuf'um diye ağlarken gözleri kör, kıtlık olmuş, tedbir almış, herkes Mısır'a gidiyor. Yusuf Aleyhisselam Firavun'un şeysi, Firavun kral demek, Mısır kralı demek. Ondan Zeynep Hanım'a gidiyor. Demiş ki, gömleğimi babama götürün demiş. Rüzgarın yani felaket götüren rüzgarlar var. Güzel kokular gösteren rüzgarlar var ya, bahsetmiş hepsinden. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğimizin kokusunu götürmüş Yakup Aleyhisselam'ın. Rüzgar güneyden geliyor. Evet, Mısır'dan geliyor. Yanlıkla demiş ki, Yusuf'un kokusu geliyor demişler, sen keçileri kaçırdın. Yıllardan beri Yusuf, Yusuf diye gözünde kaybettin. Hayır demiş, yanılmıyorum. Yusuf'un kokusu geliyor derken, babamın demiş, yüzüne bu gömleği sürmüşe göze açılmış. Sonra da hepsi gittiler, Yusuf Aleyhisselam yanına, orayı yerleştiler. Beni İsrail. Oradan sonra da Mısır'dan Musa Aleyhisselam önderliğiyle şimdiki yerlerine geldiler. Şimdi de baş belası, bütün insanlar baş belası. Bazı rüzgarlar işte böyle güzelliklere aracı olurlar, aracı olurlar. Yağmur damlalarıyla meleklik için bereket sebebidir. Evet, yağmura ondan dolayı rahmet denir. Bu hadisi de Cenab-ı Peygamber bize şey buyurmuş. Evet efendim. Zâlekallâhu. Evet, şimdi namazdan bahsedecek hadis geliyor. Ve hırsan, Allah senin hırsından dolayı Allah sana merhamet etsin, iyilik versin. Ve lâ ta'ud. Evet. Şimdi Ebu Bekir diye bir sahabi var. Dedik ya, camiye gelin arkadaşlar. Namazın garantili Vesin Hoca hesabını. Ayrıca camiye Allah yoludur. Ölseniz Allah yolunda ölürsünüz, Çanakkale şehit olur gibi. Ayrıca bir adamıza günahınız siliniyor, sevap yazılıyor. Ayrıca camiye gelen imanla göçer, onu kazanıyorsunuz. 20 kat sevap alıyorsunuz.
yastığı sabahın camide kurarsanız sabaha kadar namaz kılmış oluyorsunuz. Paydaları, gavurların, şeylerin hilelerini Allah def ediyor. Onun için camiye gelin. Dedi ki ya, evet efendim şimdi bir şey daha buna ilgili. Sahabiler beş vakti peygamberin arasına kılıyorlar. Ebu Bekir de sahabilerden birisi. 40 vakit kim iftida tekbirine imamla beraber kılarsa 5 vakit 8 gün ya yani, 40 vakit. İmam Allah Ekber dedi mi sen hazır olacaksın. O Allah Ekber demeden Allah Ekber demeyeceksin. Uydum yuma diyorsun da imam başlamamış. O Allah Ekber dedikten sonra Allah Ekber deyip Sübhaneke okuyacaksın. Böyle 40 vakit kim iftidar tekbirini imamla beraber alırsa cennet ona vacip olur. Evet, peygamber sözü yok. Cevat Hoca sözü değil. Ben hatırlıyorum. Peygamber yalan söylemez. Deneyin ya Allah. İyi, aslı yok söyle dava açın bana. Peygamber sözü bu. 40 vakit imamla beraber tekbiri camide böyle hazır vaziyette alın. Böyle müjde şimdi bu Ebu Bekir'e o kadar kıymetli yani camiye erken gitmek. Ebu Bekir'e geç kalmış işinden dolayı. Peygamberimiz biliyorsunuz önünden gördüğüm gibi arkadan da görürdü. Kim peygamber yakın olursa ona da keramet diyoruz. O da görüyor. Kalbinden okuyor. Evet, peygamberimiz bu. Onun mucizelerinden Ebu Bekir geç kalmış. Ön tarafta 4-5 saf var Efendimiz'in arkasında. Ebu Bekir de peygamberimiz Allah'a ekber dedikten sonra okuyor. Okurken Mescid'in kuzey tarafının kapısına girmiş. Bir bakmış peygamberimiz Allah'a ekber demiş. Hemen kapıdan girer girmez o da Allah'a ekber demiş. Ama hem yürüyor böyle. Peygamber rükuya girmiş, o da rükuya girmiş ama rükuya da yürüyor. O cami büyük. Secdeye girince secde ediyor. Kalktıktan sonra geri yürüyor derken Safa yetişmiş. O hadisi okuyorum şimdi size. Birinci rekatı imamla beraber kılanın faziletine bahsettim. İftidar tekbirini. Diyor ki hırsından dolayı seni tebrik ederim. İmamla beraber ilk tekbiri alan adamın böyle bir avantajı var, sevabı var. Cennetlik olur diye, cennetlik beraat olur diye. Bundan dolayı ilk rekatı kaçırmayayım diye caminin kapısına girdik hemen durdum. Namazda yürünür mü? Ama bu yürümüş. Kapıda gitmiş, yürümemiş. Yukarıda yine yürüyor. Yukarıda da yürür mü? Sadece secdedeyken durmuş, kalbine yine yürümüş. Hırsına diyor, tebrik ederim hırsından dolayı imamla beraber ilk rekatı kılmanın faydasını, iftar beni beraber olan faydasını bildiğin için hırsından dolayı seni tebrik ederim. Zâdekallah. Bu cemaate düşkünlük hırsını Allah arttırsın. Hep böyle ilk rekatli yetişme hırsında ol. Ama demiş namazı yürünmez. Bir daha böyle yapma demiş. Bir daha böyle yapma. Evet efendim. Ben de bu kitapları okumadan evvel 1969'da ilk defa hacca gittim. Şimdi aradan tembel. Kâhmet getiriyor müezzin. Biz bak hemen kalkıyoruz, hazırlanıyoruz. Oturuyor, oturuyorlar. Gerçi bizim de başında telefon oynuyor. O zaman aramızda bir şeyle meşgul. Biz geçip sapılıyoruz. Adam oturuyor, oturuyor. Rekatı okuyor, okuyor. Yukarıda gidiyor, yürüyor. Tabi o kalkmadığı için üstüne basıp geçer de olmuyor. Efendim, böyle kaç tane araba var?
Öndeki gidince onun yerine geçiyordu. Ona geçiyor, bir baktım onun herkes dördüncü safı, birinci safı kadar gidiyor. Benim boş arkadaşı gidiyor. Ne diyorlar? Namazı iade dememiş ama bize böyle hak dememiş. Namazı görünmez demiş Efendimiz. Evet, erken gelmiş. Evet, kıbleden göğsünüzü çevirmediniz mi namaz bozulmaz. Ama bir daha böyle yapma demiş. Namazda kaza etmemiş. Kerahat yani iyi değil. Ama bir daha böyle yapma demiş. Ama namazında böyle tavuk. Bir daha namazını kılma demiş. Kıl dememiş Peygamberimiz. Namazın geçerli olduğunu ama bu hareketin yanlış olduğunu, namazda yürünmemesi gerektiğini, oynanması gerektiğini bize böylece söylemiş güzel Peygamberimiz. Bu ilk safta, ilk tekbirde, ilk rükâda bulunma hırsından dolayı da sana demiş Allah kursun artırsın. Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Ebu Davud, Nesai, Ebu Bekir Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmiş. Evet, şimdi Araplarda bunu gördüm, yadırgamıştım. Bunlara yapıyorlar. Ta arkadan mesela geçti, yürüye yürüye. Göğsümüzü kıbleden çevirmedikçe namaz bozulmaz. Ama iyi değil diyor Peygamberimiz. Şimdi Efendimiz Zür el-Kubur kabirleri ziyaret etti efendi. Evet, teskuru bihe el-ahira. O şekilde o kabirleri ziyaret edersen ahireti hatırlarsın. Evet, insanoğlu dünya meşgaleleriyle ölümü hatırlamıyor. Dalıyor dünya meşgalelerine, unutuyor. Ahirette hesap vereceği unutuyor. Onun için yanlış şeylere sapıyor. Kabirleri ziyaret edin. Ahireti hatırlarsınız. Evet. Bir gün ben de buraya geleceğim, bu karayere gireceğim diye gözünüzü görünce kendinize gelirsiniz. Vasili mevte. Evet. Ölüleri de yıkayın. Var mı içiniz ölü yıkamayı bilen? Evet. Hiçbir kimse olmadığı yerde iki kişisiniz, ikiniz de Müslümansınız. Biri öldü. Cenazesini yıkayacaksınız. Namazını kılacaksınız. Gömeceksiniz sizin boynunuzun borcu. Onun için herkes böyle yıkayanın yanında görsün, öğrensin. Böyle bir durum olursa mecbursunuz. Adam ne dönmezseniz, yıkanmazsa Allah size hesap soracak. Evet, bunu öğrenin. Bir ölecek adamın yanına gidin. Siz de olsun, hepimiz olsunluktan geçmeyeceğiz. Nasıl ölünüyor? Orada neler oluyor? Görün ki acemini çekmeyin, şaşırmayın. Biz de o kısırlıktan geçeceğiz. Buna şeylik olalım, alışık olalım. Efendim önce diyor, kabirleri ziyaret edeyim ve de ölü yıkayayım diyor. Ahirete hatırlarsınız, kendinize gelirsiniz. Evet, evet. Çünkü fe'inni muhalecete cesedin havin, böyle ruhsuz cesedi yıkama ve rizetun belira. Evet. Çok etkin bir öğüt olur insana. Evet. Şimdi ölünce kıpırdama yok. Ne yapıyor? Yıkayan adam kaynar su döküyor. Yaktık benliği var mı? Diyemiyor. Öldü çünkü. Soğuk tutuyor. Ulan üşüttü ben diyebiliyor mu? Çeviriyor. Sağa yıkayacağım sonucu hoca. Ulan koluma çıktın diyebiliyor mu? Aynı duruma biz de düşeceğiz. Yerine böyle teslim olacağız. İstediği yere çevirecek. Kızgın su dökecek, sıcak dökecek. Ders alacağız. Evet, şimdi
İstanbul'da imamlık yapıyorum. Talebeyken, üniversitede. Tabii öyle ikindileri kıldıramıyor, derse gidiyor. Hafız bir Ömer Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. Kur'an'ın tersinden okuyacak kadar kuvvetli hafızdı. Beni de çok severdi. Hiç para mara almazdı. Öyle gidemeden okuldururdu. Orada da hafız. Ölmeyi yapmış. Orada yanında. Benim demiş, cenazemi Mustafa yıkasın demiş. Ben de o zaman talebeyim, bekarım. Gencim. Geldi dedi, babam böyle dedi, öldü dedi. Vasiyeti yeni getirmek mecburiyeti var. Ben de hocayım, cami mahallenin imamıyım. Görevliyim. Ama korkuyor. Ya yakalarsa beni. Gerçek mi ya Allah Allah? Geldi böyle. Yani ne yapayım, korkuyorum. Mecburum da imamım çünkü, mahallenin imamıyım. Herpas edilmiş. Müezzin yaşlı dedim, sen yıkadır Resulü kim? Şimdi sigara içenlere hediye söyleyeceğim bir. Dikkat edin. Çok sigara içerdi o. O zaman ben sigarayı haram demiyordum. Mekruhtu. Çok sigara içerdi, samsarıydı burası. Ama Kur'an tersinden okuyacak kadar bomba gibi hafızdı. Yıkadık. Yıkadıktan sonra burası bastırılır, arkasından kaldırılır. İçinde bir şey varsa alttan çıksın gitsin de kefeni batırmasın diye, alttan çıksın gitsin diye. Öyle tuttum ben, bastırdım, bir kalktım, karnı bastırdım. Alttan bir şey çıkmadı. Evet, burnundan öyle bir siyah şey çıktı ki, mahalleyi kokuttu. Sigara, felaket bir şey. Ben şimdi sigara içen namazını kıldırmak istemiyorum arkadaş. O sahne gözümün önüne geliyor. Mahalle koktu ya, yılların şeysi öyle çirkin koktu ki. Sigara içenler. Mümin namaza durduğu zaman melek gelir diyor Peygamberimiz. Müminin namazda okuduğu Kur'an'dan şereflenmek için ağzını ağzına dayar ve çeker. Öyle pis kokuyor bu sigara. Derdi. Felaket değil mi? Bildiğiniz kustuğunuz zaman nasıl övürüyorsun? Dünya dar geliyor adama. Beni otobüs tuttuğu için iyi biliyorum bunu. Adam övürür melek. Ama o Kur'an'dan vazgeçemez. Övre övre sizin Kur'an'ınızı içine çeker. Azrail Aleyhisselam kimin abisi? Meleklerin abisi değil mi? Derse ki abi bu beni öğürttü. Bunun dersini ver. Şikayet etse öğürttü beni. Hazreti Aleyhisselam ne yapar sana? Ne yapacak hocam? İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz. Allah'ın halili. Ateşe atmışlar, ateşe kül biberle mesela ben yakma demiş, ateş gülü kristal olmuş, yakmamış. Allah'ın halili, evet, efendim. Bu peygamberle de Azrail, Mikail, Cebrail, hepsi uğruyorlar her zaman. Çünkü Allah'ın ona göre melekleri. Azrail'i uğramış, merhaba kardeş diye. Senin arkadaşın uğrar gibi. Bir anda dünyayı dolaşıyor Azrail Aleyhisselam. Burada senin canın alıyor, Amerika'ya gidiyor, buradan Avrupa'ya geliyor, öyle. Allah o hassasiyeti vermiş. İbrahim Aleyhisselam'a selam vermiş. O da ve aleyküm selam. Siz selam alırken aleyküm selam diyorsunuz. Yanlış. Ve aleyküm selam diyeceksiniz. Aleyküm selam derseniz, benim ihtiyacım yok senin olsun anlamına geliyor. İhtiyacın yok mu dünyaya, selametine, saadetine, mutluluğuna? Yok mu ihtiyacın? Onun için ve aleyküm selam, ve'yi ilave edeyim. Ve aleyküm selam demiş. Demiş, Azrail kardeş, dur bir dakika, gitme. Kızdığın adamın, sevmediğin adamın canına sarılıyorsan, o kılığı cömerti göster demiş. Bu tefsirlerde yazıyor. Azrail Aleyhisselam demiş ki, sen demiş Allah'ın halilisin, dostusun.
Ne işin var lan demiş. Bunlar arkadaş ikisi. Keşke içine Allah aşkına demiş bir göster. Allah aşkına dediniz mi? Mecbursunuz. Allah'ın aşkından üstün var mı bir mümin için? Onun dediğini yapmaya mecbursunuz. Yapmazsanız lanetli olursunuz, haberiniz olsun. Ben kitabını yazdım, İslam'da lanetler diye. Onun için gel, evine geliyor bizi, sofra koyuyorsun, ye. Tokum ya, Allah aşkına ye, çantasın mı be? Hayır, karnı tok, bu kendini çok kullanmayın. Kullandığınız zaman karşıdaki adamın bunu yapması zorunluluğu var. Allah aşkına deyince, Allah aşkına demiş deyince, bir kızdığı, öfkelendiği adamın, insanın canını aldığı zaman bir kılığına bir girmiş. Hazreti Aleyhisselam kitaplarda yazıyor, bilimsel kaynaklarda. Ateşe dayanan İbrahim Aleyhisselam bayılmış korkusundan, dehşetinden bu görünüm. Bayılmış, pat diye düşmüş. Ayıldıktan sonra demiş ki, Azrail kardeş demiş, bence cehenneme ihtiyaç yok. Şu kılığı yeter demiş. Sigara içenler, size duyuruyorum. Bak, şikayet ederse o melek senin namaz kılarken pis kokumuzdan dolayı midesi bulanır da şikayet ederse bu olay var. Canınızı nasıl alacağını düşünün yani. Attım şu meleti, attım şu meleti. Evet efendim. Şimdi böyle Efendimizin şeysi bu. Bu ölü içince ölüler hakkındaki şeyi de size okudum. Gene bununla ilgili bu hadisi kabir ziyareti ne zaman olur? Cuma günü olması iyi. Cuma'dan bir gün olması iyi. Cuma'dan bir gün sonra. Bunların kayıtlar var kitaplarda. Yezûru yevmen cuma. Evet. İbn-i Vâsir cuma günü ziyaret eder diyor. Ama başkaları da diyorlar ki bir gün evvel bir gün sonra yevmen kablehu ve yevmen badehu. Bir gün evvel perşembe günde, cumartesi günde dahildir buna. Başka günde ziyaret edilebilir. Ziyaret gittiği zaman Esselamu aleyküm dâre kavmil müminîn. Ey müminlerin yurdunda yatanlar, selam size. Selam böyle verilir. Onlar hepsi beraber ve aleykümüsselam. Selam senin üzerine olsun derler. Selam verince, selam verin. Evet, selam verin. Peygamberin emri bu. Ziyaret edin, selam verin. Kıble tarafından kabrin yanına varın. Kimi ziyaret edecekse, kıble tarafından ayak ucuna varın. Ayakta veya oturarak. Ondan sonra bir Fatiha, 11 İhlas, 11 Salavat okursanız babanızla konuşursunuz. Sen duymazsın, evliya olsak duyarsın. Ama o senin okuduğunu görür. 11 İhlas okursanız kimin geldiğini bilir. Zaten büyük evliya zaten biliyor da her mümin 11 İhlas, bir Fatiha, 11 İhlas, 11 Salavat okudunuz mu? Bilir kim oğlum geldi, kardeşim geldi, talebem geldi diye. Tabi şimdi üç ihlas bir Fatiha diyor herkes de tamam. Yani o yanlış demiyor. Ama 11 ihlas Fatiha 11 ihlas 11 sırada okursanız babamız bilir kimin geldiğini. Siz görmeseniz de benim dedem 55 yaşında vefat etmiş müderris. Çok sert adammış. Sertlik iyi değil. Sokakta bir çarşaflı kadın yalnız gördüm sokakta. Asasıyla hepin karısı dövermiş. Sen kocansın niye çıktın yalnız sokağa diye. Yani sen değil, dini bakımdan. Sen kocan olmadan yalnız niye sokağa çıktın diye elin karısı dövermiş sokakta. Ama onun ilmine hürmeten kimse bir şey dövermiş. Böyle sert bir adammış. 55 yaşında vefat etmiş. 5 kuruş almadan müderrislik yapıyor. Evet. 35 sene 20 yaşında müderrisliğe başlamış. 35 sene müderrislik yazıyormuş. Abisi de yumuşacık bir adam. O da müderris.
bu kardeşi ölünce sert ya, sertlik iyi değil ya, ondan dolayı çok üzgün, kabir suvarını veremez, işte bir tarafı işi şaşkın olur diye. Kardeşi, yüzünden düşen bir parça. Hocaya selam veriyorlar, alıyor, kimseyle konuşmuyor, üzüntüsü büyük. Neticede telkin yapıyorlar ya. Telkin başına varmış, ey Mahmud Mesud İbni Şakir, ey falan oğlu falan diyorlar ya. İçeriden dedem demiş ki, abi git işine ya demiş. Biz ona 30 sene morgaları koyduk ya demiş, git demiş. Başlamış abisi dedem gülmeye. Sonra iş bitince demişler ki, hoca konuşmuyordun, yüzünden döndüğün parçaydı. Şimdi gülüyorsun. Böyle böyle oldu demiş, bizim oğlanın iş iyiymiş ya demiş, ben de konuştum. Yani ben de böyle konuşan adamla bir kabir ziyaretine gittim. Mehmet Akif'e götürdüm. Mehmet Akif'in işi bir ara karışık. İyi adam da, büyük adam da bir ara karışık. Acaba nasıl durumu diye götürdüm oraya. Bir şeyler yaptı. Aa dedi, hoca dedi. Çile doldurdu dedi. Evet, Mısır'da 4 sene aç durdu, çile doldurdu. Ödemiş orada. Kimseden 5 kuruş da almadı. Çok iyi dedi. Şimdi konuştular ya. Yavuz Sultan Selim'e götürdüm. Onda da konuştum adam. Yani biz adam olsak içeridekinle konuşuyoruz artık. İçerideki adam olacak yalnız. Evet. Bir adamın yanından geçtik. Bizim tanıdığımız büyük adam. Buradan çabuk gidelim hoca dedi. Niye dedim? Burada bir adam var dedi, nasıl bağırıyor dedi, nasıl pis kokuyor. Etme dedim ya, bu büyük adam yok. Hiç öyle değil dedi, çok feryat ediyor dedi. Çok feryat azapta dedi. Adını söylemiyor. Yok söylemeyeceğim. Çünkü ölenlerin arasında konuşmam diyor Peygamberimiz. Mümin adam bu. Bir anlattı, haklı. Kul hakkı yeme. Cenab-ı Hak kendi haklarını siliyor. Ama kul hakkı yediniz mi ona karışmıyor. Sahibini helalleşeceksiniz. Başka bir yol yok. Anam avradını sövmüşüm. Ulan senin karı kendini satıyor demişim. Söylesen hepsini sal bırakır mı? Çok zor bir iş. Böyle laflar etmemek en güzeli. Ama adamı aldatmışsa git öde. Yalan söylemişsin, aldatmışsın, git söyle diye öde. Şimdi İngiltere'ye ihracat yapan arkadaşımız bizimle buluştu, biz onu hacca da götürdük, sakal da bıraktırdık, namazla abdest adam oldu. İngilizleri kazıklamış, yalan söylemiş. Gavurun hakkını yemek, Müslüman hakkını yemekten daha zor. Diyorlar ki, alimler böyle ayet hadis yok. Alimler diyorlar ki, Allah müminleri sever, evet kabir azabı çeker ama mahkeme kübrada senden alacağı olan müminse Allah Celle Celaluhu öteki mümin borçlu, bu da mümin, gel bunda hakkından vazgeç, sana cennette makam verir diyebilir. Bak böyle bir kanun yok ama diyebilir diyorlar, alimlerin kanadı bu. Ama karşında hakkını aldın gavursa cennette yer veremez ona. Onun için hakkını mutlaka alacak. Git dedim gavurum dedim, mirasçılarım bu. Paralar öde. Gitti, bulamadım hocam dedi. O zaman ve paralar dedim. Bana paraları aldım. Bizim memlekette 5 çeşmelik su indirdim. 5 kilometre yerden. Onun için yapıyorum bunu. Sevapları harman edeceğiz. Gavur paralarını alacak tabi. Haklarını alacak. Hani bu kul hakkı böyle. Böyle aman. Birisinin hakkı yediniz, dinin helalleşir veya böyle çareler bulur. Cenab-ı Hak kendi hakkını affedebiliyor. Erhamer Rahim'in kabirleri ziyaret ederken evet bunu bileceğiz ve ziyaret edeceğiz.
yapmamız için bu böyle böyle bize bu lazım. Evet, görüyoruz. Bir zaman bu adam şey çatlak, tutuklar çıkardı, güldürüldü, şimdi kara toprak. Ses yok, seda yok. Biz de böyle olacağız. Kendimize getirir, üzüntüye kapılırız. Evet, böyle olan adamı da Allah rahmetiyle şey eder. Evet efendim, züru ihvanekum. Ölüler ziyaret edin dedik. Efendimiz buyuruyor ki, mümin kardeşlerimizi de ziyaret edin. Evet, asker arkadaşım, okul arkadaşım, ticaret arkadaşım, falan filan arkadaşlarımız var bir vesileyle. Diğer müminleri, öyle diyor Efendimiz, İslam'da kardeşiniz, mümin kardeşini ziyaret ediniz ve sellimü aleyhim. Evet, onlara selam veriniz. Esselamu aleyküm. Siz de aleyküm selam diyorsunuz. Yanlış. Ve aleyküm selam diyeceksiniz. Ve aleyküm selam. Bir meclise selam verildiği zaman bir kişinin ona selam almasıyla meclis sorumluluktan kurtulur. Ama selam verildiği zaman hiç kimse ve aleyküm selam demezse hepsi sorumludur. Selam vermek sünnet, almak farzdır. Bir kişi alırsa öbürüne sorumluluktan kurtulur. Ama hepsi ve aleyküm selam eyvallah. Bir şey denmez. Yalnız şimdi buraya gelirken arkadaşımız bizi seviyor, vaaz ediyor hoca diye. Ezan okurken selam verdi. Selam vermedim. Almadım. Ezan okurken selam verilmez. Orada sıra ezanda. Ezanı dinleyeceksin. Kulağını oraya vereceksin. Selam verse bile ve aleyküm selam demeyeceksin. Ben de almadım ama ne kadar hızlı kim bilir. Hoca burnum büyük demişti herhalde. Evet. Ağzında yemek var. Selam alın. Selam almak ibadet. Ağzında yemek ibadet edilir mi? Ağzınızda yemek varken, yemek yerken selam verilmez, alınmaz. Adam abdest alıyor. İşi var. Ne yapacak? Yüzünü yıkarken Allah'ın beyiz veci yemine tebbiyatı vücuh ve tesbiyatı vücuh. Bir kısım yüzleri ağrıttığın, bir kısım yüzleri kararttığın günde Allah'ım benim yüzümü Allah nurlandır diyeceksin. Kolunu yıkarken Allah'ım kitabımı sabundan ver. Sorundan yıkarken sorundan verme. Hesabımı zorlaştırma diyeceksin. İşi var onun. Selam verilmez abdest alırken, hutbe okunurken selam verilmez. Hutbe dinlemek farz. Ama ben görüyorum, hapse oluyor, çak 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 çak, tesbih çekiyor. Onların yavrum şeytan da görüyor. Hutbe dinlemek farz, amin demek bile yasak. O dua edecek, sen dinleyeceksin. Sus demek de yasak. Sus değil, sen de konuşuyorsun. Namaz bittikten güzel kardeşim. Hutbe dinlerken konuşulmaz, bir daha böyle yapma. O zaman diyeceksin, hutbe okuyun, sus demek yok. Sünnet kılmak yok, Kur'an okumak yok, hutbe dinlemek varsa. Evet, selam verildiği zaman da buna dikkat edeceğiz. Tuvalette kadar selam verilmez. Tuvalet yok mu? Affedersiniz. Kızmayın. Sigara haram. Çünkü zehir. 4000 ilim adamı içinde bulun. Amerika'dayken laboratuvar bulgularıyla sigaranın müthiş zehir olduğunu ittifakla ortaya koydular. O zaman dedim ki sigara haramdır. Çünkü bütün fıkıh kitaplarında zehir içmek haramdır. Görüyorsunuz, iktidarsızlık yapıyor, kısırlık yapıyor, kanser yapıyor, gerizekalılık yapıyor, tıbben. Her gün görüyorsunuz ama gene de sigara içiyor ağzında haram. Ağzında elinde sigara kuran adama selam verilmez. İçki masasında içki içen adama selam verilmez.
iyi yapıyorsun, devam et anlamına da geldiği için içki içmek iyi mi lan? Allah'ın haramı ya, iyi değil mi? Evet, bakın bilgi meselesi var, iyi yapın derken kötü oluyor. Evet, kardeşinizi ziyaret ediniz, selam veriniz. Ama bu durumlarda selam verilmez. Selam verecek durum var, verilmeyecek durum var. Ve sellimü aleyhim. Evet, İslam selamı veriniz. Vasılu. Ha. Uzak durmayın kardeşinize. Merhaba beşim. Gidin gelin. İrtibatı koparmayın. Yani gidin selam verin. Ona uzak durmayın. Birbirinize yaklaşın. Evet. Şimdi bakın Buhari Müslim'de şöyle hadis var. Bir adam bir zaman birisiyle arkadaş olmuş. İş gereği birisi diyelim Ankara'da, birisi de Mardin'de mesela. Misal veriyorum. Burada şehir adı yok da başka yerlerde yerleşmişler. Gene iş yapıyorlar. Ankara'daki adam atıyorum. O da demiş ya, hukukumuz var. Kaç sene beraber içti dışlı yan yana oturduk kalktık. Şunu giden bir gönlünü alayım demiş Ankara'daki adam. Buhari Müslümanesi. Yola düşmüş. Diyor ki Allah bir melek gönderdi. Nereye gidiyor? İnsan kılığında. Falan yerde bir arkadaşım var. Gönlünü alayım diye gidiyor. Hukukumuz var ya demiş. Yani ticaret mi yapacaksın? Yok yok demiş. Bir iş mi yapıyor? Yok demiş. Sadece gönlünü alayım diye gidiyor. Gönlün olsun diye gidiyor. Diyor ki beni Allah gönderdi. Beni Allah gönderdi. Ben Allah'ın vekiliyim. Allah seni sevdi. Evet. Din kardeşinin gönlü olsun diye ziyarete giden sırf bu maksatla Allah seni sevdi. Günahlarını da affetti. Demiş. Buhari Müslim hadisi. Onun için arkadaşlarınızı ziyaret edin. Arkadaşları ziyaret edin. Kopukluk iyi değil. Tabii akrabamız başta gelir. Ana babamız başta gelir. Önce onları, diğerini akrabamız olmasa bile arkadaşlarınızı ziyaret edin. Sıla-i Rahim farzı biliyorsunuz. Evet. Telefonla yetmez. Anan baban uzak bir yerdeyse çaresiz kaldığı zaman da telefon gideceksin. Derdiyle dertleneceksin. İhtiyacı varsa ihtiyacı göreceksin. Gönlünü alacaksın. Gidemiyorum hocam. Görev gereği, işim gereği. O zaman işte alo nasılsın? İkide bir arayacaksın. Böyle güzel bir şey bu. Evet. Arkadaşınızı ziyaret etmeniz Allah'ın rızasını kazandıran öyle diyor. Ziyaretül ihvan fillah min cevahir ibadetillah. Allah yolunda mümin kardeşi ziyaret etmek Allah'a ibadetin cevheridir. Özüdür. Hakikisidir. Allah razı olur. Razı olur. Onun için bunu mutlaka yerine getiriniz. Sevgidû mevtâküm la ilahe illallah. Bir adamın ilk sözü la ilahe illallah, son sözü la ilahe illallah olsa diyor Peygamberimiz, Müslüm hadisidir. 1000 sene yaşasa sorguya çekilmez. Onun için bizim atalarımız ne güzel adet koymuşlar. Çocuk doğunca sağ kulağına ne yapılır? Ezan okunur. Eşhedü en la ilahe illallah ilk giren beynine bu olsun diye.
bu hadisi yerine getiriyor. Atalarımız muazzam insanlarmış. Sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına rahmet getirilir. Doktorsan, hemşireysen, ya da sen akraban, arkadaşın yanında bulunmuşsun, doktor sen getirmişsin. Evet, bir besmele çek. Doğum sırasında. Evet, bir kadınsan, besmele çek. Çocuk doğunca bağırır. Niye bağırıyormuş biliyor musunuz? Şeytanı gelirmiş, tebelleşe olurmuş. Her insan şeytanı var ya, çocuğa tebelleşe olurmuş. Beni bundan kurtarın diye, diye bağırırmış. Biz onu doktor sevmiyor. Çünkü bağırmak canlılık alametidir. Ooo gülüyor. Siz besmele çekin. Doktorun aklına besmele gelmezse o şeytandan kurtarın. Ondan sonra da güzel isim koyun. Sağına ezan, soluna kavmet getirin. Helal olmayla besleyin. Sakın beddua etmeyin. Ve yok şimdi ona getiriyorum lafı. Zevvidu mevdekum la ilahe illallah. Komşu koştu geldi. Bizimki gidiyor dedi. Komşu hemen gidin. Adamın eğer sağına dönmesi mümkünse kabirde yattığı gibi yönünü kıbleye döndürün. Yok hocam çok yaralı. Durum da müsait değil orası. Eyvallah. Kar yorulmasını ayağını kıvrıya gelecek şekilde çevirin, başın altına yastık koyun, gözü kıvrıya gelsin. Yapabiliyorsanız, bu da mümkün değil hocam, eyvallah. Başucuna oturun. Efendimiz diyor ki, La ilahe illallah, La ilahe illallah deyin. Hatırladın, sen de de demeyin. Çünkü ölmek çok zor. Bir kedi çarpılıyor, kaçsa çırpılıyor. Senin vücudun kaç kedi kadar büyük. Can kolay çıkmıyor arkadaşlar. Onun için adam sıkışıktır, sırasını da şimdi diyebilir. Onun için sen de de demeyeceğiz. La ilahe illallah, hatırlatacağız onu. La ilahe illallah. Hayırlı kadın varsa, cünüp adam varsa çıkaracağız odadan. Çünkü hayızlı kadın olduğu yere rahmet meleği gelmez. Cünüp adam olduğu yere rahmet meleği gelmez. Çünkü öbür odaya gideceğiz. Birisi Kur'an okuyacak orada. Birisi de böyle la ilahe illallah. Nasibi varsa la ilahe illallah der. Son sözü la ilahe illallah olan cennete gider diyor Efendimiz. Onun için diyor zevbidu mevtekum la ilahe illallah. Onlara la ilahe illallah'ı ölürken telkin edin, hatırlatın, hatırlatın. La ye'muruhu biha. Sen de söyle demez. Adam canı sıkkın. Ve la yerifu aleyhi. Israrla, sürün, sürün demez. Dur ben, adam başı sıkışık. Sırası mı şimdi diyebilir Allah korusun. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah deyin. Muhammed Resulullah'ı ilave etmek gereksiz. Çünkü çok sıkışık, zor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Böyle deyin. Evet, her mümin bu görevidir. Bu mümin görevidir. Son sözü bu olsun. O da kurtulsun. Sen de görevi yapmış ol. Sıra sana da gelecek. Ölülerinize ölürken bunu yapın diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, bunu ihmal etmeyelim. Bu komşumuzda birisi böyle durumda şey olduğu zaman hemen bu dediklerimi yapın. Başlıcında da bunu orada şeyler varsa çıkarın. Birisi de Kur'an okusun orada rahmet yapsın için odaya. Bu hastane olursa tabii Kur'an okumak yasak herhalde değil. Yapamıyorsanız başında durun. Onun duyacağı kadar, kulağın duyacağı kadar La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah gidiyor adam. Bunu hatırladı, bu peygamberin emridir. Telkin edin bunu diyor. Son sözü La ilahe illallah olan çünkü
cennete girer diyor. O da kazansın, sen de bu mümini kurtarmış ol diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet efendim. Bu la ilahe illallah kelimesini tabi tuvalette söyleyemeyiz. Tuvalet kötü yer. Tuvalete girerken اَعُوذُ بِكُمْ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَوَارِسِ Habis şeytandan sana sığınıyorum Rabbim diyeceğiz. Çünkü koruma melekleri içeri girmiyor. Tuvalete girmez. Dışarıda kasmara çekeceğiz. Bu duayı söylemiyor, bilmiyorsan dışarıda bismillah günüm adam besmele çekebilir. Hayızlı kadın da besmele çekiyor. Duyadır çünkü. Bismillahirrahmanirrahim deyip sol ayağınıza tuvalete gireceksiniz. Tuvalette önünüzü, arkanızı kıbleye dönmeyeceksiniz. Kıble bizim saygı yerimizdir. Namaz kılarken oraya dönüyoruz. Duayken böyle. Evet. Oraya gece yatarken ayağınızı uzatmayınız. Karyolayı değiştiriniz. Tuvalette de önünüzü, arkanızı kıbleye döndürmeyiniz. Her yere göre değişir. Türkiye'nin kıble güneyde olduğu için güneye dönmeyeceğiz. Ayağını uzatmayacağız. Doğuya batıya uzatacaksın. Ama adam Basra'daysa o batıya uzatmayacak. Kuzeye güneye uzatacak. Herkesin durumuna göre evet efendim tuvaletteyken dua edilmez. Tuvalette adama selam verilmez. Evet, tuvalet tehlikeli yerdir. Bu Allah'a sığınır. Gireceksiniz. İşinizi gördükten sonra konuşulmaz da tuvalette. İşinizi gördükten sonra yıkınacaksınız. Öksüreceksiniz. Yollarda bir şey varsa yıkınınca gitsin diye. Ondan sonra sol elinizle, sağ el orada değil, başka yerlerde sol eli orada kullanılır sadece. Diğer zamanlarda sağ ele yardımcı verilir. Sol elinizle güzelce yıkayınız, şöyle sıyırınız aletinizi. Fazla da bastırmayınız, yara edersiniz. Ondan sonra yıkayınız sol elinizle. Ondan sonra kağıtla kurulayınız. Hukuk kitaplarında kağıtla kurulmak mekruh der ama ilim aracı diye onu söylüyor. Halbuki tuvalet kağıdıyla ilim yazılmaz. Şimdi onun kağıt var, ilim kağıdı yazılan kağıt var. Tuvalet kağıdı farklı değil mi? Bez kullanırsanız daha iyi ama her seferinde bez kullandığınızda para yetmez ona. Aynı beze sen de o da kullanırsa o da iyi değil. Mikrop ona da bulaşır, ona da bulaşır. En güzeli bu tuvalet kağıdı. Onunla güzelce silindikten sonra sağ ayağınızla çıkasınız. Bir de diyorlar ki hukuk kitapları yıkandıktan sonra kiratınıza su serpin içeri. Niye? Dışarı çıktın, aletine buz gibi bir şey dokundu. İşledim, çizik geldi diye vehme kapılmamacın ha. Ben bunu suğulaştırdım ya, o suyun sorumluluğu diye vehmi bu şüpheyi atmak için. Çünkü şeyden boş durmaz. Geldiler. Abdesti almasın, namazı kaçırırsın. Onun derdi bu. Böyle şeyler var. Evet efendim. Şeyde tuvalete kadını selam da verilmez. Evet. Orada okunmaz. Kardeşlerinizi ziyaret ediniz diyor güzel Peygamberimiz. Selam veriniz. Ve ona önceki zamanda böyle güzel şeyler yapınız. Evet efendim. Ölülerinize bunu söyleyiniz. Evet, zekatül fıtri. Fıtır zekası, zekatı. Sadakayı fıtır. Evet. Bu alakülü muslimin her Müslümana boyunun borcudur. Dört mesele icmaiyle böyledir. Hurrun ve abdi. Hür, köle. Kim olursa olsun beden zekatıdır. Sadaka-i fıtır. Sadaka-i fıtırı zekerin menünse minel müslimin. Müslüman olmak kaydıyla kadın da
erkek de fıtır zekatı verir, onun boynunun borcudur. Şimdi, evet, bu sadaka fıtır veren kim? Diyor ki, sa'un min teklin, evsa'in min şairin. Hurmadan bir sağ, arabadan bir sağ, bunların ölçekleri Efendimiz'in anında. Böyle sadaka-i fıtır. Sadaka-i fıtır verecek adam, zengin olan adamdır. Yalnız zekat zenginliği ölçü, fakat zekat zenginliğinde aksacı değilseniz, aksa alıp satmıyorsanız, arsanız var, tarlanız var, bu zekata girmez. Eviniz var, 10 daireniz var, bu zekata girmez. Onlardan kira alıyorsanız, kiradan para biriktirmişseniz ondan zekat gerekir. Mesela 10 kat elbiseniz var, zekat da hesaba girmez. Evinizde kaç takım tabak var, sini var, efendim var, rolü var. Bunlar zekata girmez. Ama sadaka-i fıtıra girer. Bir elbise kış için, bir elbise yaz için. Şeriatta ölçü bu. Ama her birimizin evinde 10 takım var. 2 takım dışındaki elbiseler kaç para ediyor? 10 tane ayakkabım var. Bir kışlık, bir yazlık. 8 takımı kaç para ediyor? Efendim, evinde 3-4 tabak yeter. Kendine, oğluna, kızına, misafire. Ama senin kaç tane, 30 tane tabak var. Bunları çıkarıp, bunların değerini 81 gram altını buldun mu, bu adam böyle tabak, elbise pazarlığı, daire, arsa, bunlar zenginliğin ölçüsünde hesap edilir. Bu adam sadaka-i fıtır aramaz, sadaka-i fıtır verir. Zekat veremez, vermez. Zekatta çünkü bunlar hesaba katılmaz. Ölçü boğulukta beraber. İşte bu adam sadaka-i fıtır verecek. Bayram sabahı, bayram sabahı bu vaziyette yetişti mi, sadaka-i fıtır vermek ona vaciptir. Namazı giderken, bayram namazı giderken vermek en güzeli. Ama adet bayramdan sonra eyvallah olur. İkinci günde olur, üçüncü günde olur. Sadaka-i fıtır veriniz diyor güzel Peygamberimiz. Hür olsun, köle olsun, Müslüman olmak, erkek olsun, kadın olsun, Müslüman olmak kaydıyla. İslam'da mal ayrılığı sistemi vardır. Kadın çok zengin, babasından, dedesinden miras kalmış. Sadaka-i fıtır verecek. Parası var, altını var kadının. Düğünde vermişsiniz, mehirde vermişsiniz. Onun öz malıdır, dokunamazsınız. Zekat verecek, altın, gümüş. Ama arsası var, arsa sahip. Menkul, arsa alıp satmıyor. Zengindir, sadaka-i fıtır verecek. Herifinde konuşuyor. O vermeyecek. Evet. Herif zengin, adamın kadında bir şey yok, o vermeyecek. Mal ayrı sistemi var. Böyle erkek, kadın, kimse sadaka-i fıtır verecek. Bayram sabahı fakirle verirseniz sevinirler, onlar da bayram yapar diyor güzel Peygamberimiz. Bize bunu hatırlatıyor. Evet, bunun da ölçeğini şimdi Diyanet buluyor, ilan ediyor. Sorumlu onlar. Onlar onun dediğini yapacağız. Ona burada sağ diyor. Peygamber zamanında bir ölçü. Şimdi evet, verirsek ne olacak? Evet. Zekatul fıtri tuhratun lissaimi minel lavvi ver nefes. Şimdi oruç durumda farz. Yolcu değilse, hasta değilse, hamile değilse zekat tutmak mecburiyeti var. Ramazan ayı oruç ayıdır.
Ramazan ayına oruç ayı olduğu için sokakta oruç yiyemezsin. Hasta olsan, yolcu olsan Ramazan'a saygı duyacaksın. Evinde gizli yerde yiyeceksin. Evet, dinen tazir olur. Evet, din hükmü bu. Kızma arkadaşım. Müslümansa benim oruç, ben yolcuyum. Ben hayızlı kadınım. Ben hastayım, eyvallah. Tamam da sokakta yiyersen tazir olursun, tazir cezası verilir adama. Ramazan'a saygı duyacaksın. Şimdi ben arkadaşları güldürüyorum. Sigara içmek bu kadar felaket bir şey. Camiden çıkıyor, bombul gibi sigara içiyor. Camiye gelen adamı seveceğiz. Müslüman adamı seveceğiz. Sevdiğimiz için diyor, ben şu adamı döverim diyor, bir daha içmesin. Yani tertibe yapıyorum. İnadına sigara içiyorlar. Ezan okur ve sigara içerseniz zor kurtulursunuz. Ezan'a saygı lazım. Adın Ali, Müslümansın ama sigara içiyorsun. Seni kurtaramayız güzel kardeşim. Dinin özüdür ezan. Niye saygı duymuyorsun, bombur gibi sigara içiyor. Kahvede kağıt oynuyorsun, şeş, dişeş diyor. Ezan okuyunca dur. Hiç olmazsa saygı duyuyor. İmanın gereğidir bu. Ama böyle şeş, dişeş deyip durursun. Sonra getiriyorlar buraya. Nasıl bilirsiniz? İyi bilirsiniz. Bu diyor ki, iyi değiller diyor. Ezan okurken kağıt oynuyordu bu herif diyor. Bunlar sabı tutuluyor. Böyle diyenler çok değil mi? Ama siz de kardeşliklerinizi yapın. Bir dakika arkadaşım. Ezan anlıyor, konuşmuyor. Bırak şunu. Şu sigarayı da al, lütfen. Yani sigara haram ya. Etmeyin, eylemeyin. Şimdi ezan okurken yapılır bu iş. Hemen şimdi oruç tutarken de böyle yanlış işler yapmışsınız. Sıvak etmişsiniz, oruçlusunuz. Kadın her tarafını açmış, bilmem nesi çatamını çıkıyor. Moda yaşadı. Avrupa böyle yapıyor diye biz Müslümanız. Türküz, Türk'te, Türklerde namus çok önemlidir. Dedim ya, evli kadın kocayı zina diyor Amerika'da. Biz Amerikalı değiliz. Bir de Müslümanız. Adam böyle çırılçıplak karısı yanında kocası. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Ne biçim Müslümansın? Evet, benim kalbim temiz. Benim dilim namazım. Aman bunu söylemeyin. Allah'ın Kur'an'da ayeti var. Resmi tercihe bakın diyorum size. Kadının yüzü, eli, ayağı hariç başka erkeklere gösterilemez, haramdır. Kur'an ayeti böyle. Niye haram olsun? Benim gönlüm temiz değilsiniz. Kur'an ayetine itiraz ediyorsunuz. Müftüye sorun, imanınızla oynuyorsunuz. Ama böyle değil, böyle söylemiyorsun. Modaya uymuşum, Allah affetsin. Günahkarsın bir şey demem ama benim kalbim temiz, niye param olsun dediğin zaman Kur'an'a itiraz ediyorsun. İş çok karışık. Bunlar bilmemekten ileri geliyor. Güzel kardeşim. Ama imanla oynuyorsunuz. Şimdi işte böyle oruçluyken de gözün haramdan sakınmak lazım. Dilin haramdan sakınmak lazım. Kur'an haramdan sakınmak lazım. Değil mi? Sabah çıktım. Karnım çırılçıplak. Gördüm. Kulli müminine yavuttu min absarim. Habibim mümin erkeklere söyle. Harama bakmasınlar. Gözlerini yere indirsinler. Kulli müminati yavuttu min absarim. Mümine kadınlara da söyle Habibim. Onlar da erkeklerin bilmem nesine bakmasınlar. Yerleri gördünüz. Ya gördüm. Hemen indir. İyi parçaymış ya. Güzel kızmış, karıymış ya. Oruç. Ne oldu oruç? Gözün haram olması haramdır. Rastladın. Duydun mu? Bizim komşunun kızı falan oldu. Kılıçdırıyor.
oruç sınırı sen. Böyle yapar etme. Oruçsın, durmasın ya. Gözünü tut. Bir geldi, de bir dakika arkadaşım. Ben orucum de, konuşturma. Dedikodu yapana itiraz etmezsen, ortaksın günahı diyor Peygamberimiz. Oruç böyle tutacaksın, şimdi böyle yapmadın, sokakta gidiyorsun. Niyetin kötü değil ama karnın memelerine baktı, göbeğin açmış, balıya baktı. Sadaki fıtır benim diyor. Bakın kastım yok. Ama ilk nazarda iyilemen lazımken o kadar şey davranmadık. Hassas davranmadı. Diyor ki sadaki fıtır verirseniz aha bu lissâ-i minnellâvî ve refes bu gibi mesela uçlu peşki lafı ettiği arkadaşlarınız oruçlusunuz. Oruçluğundan sen sadaki fıtır verirseniz bunları temizler diyor. Bunları temizler. Evet sadaki fıtır bu orucu şeylerden ve tuğmetün lil mesakin miskin, kimsesiz, bir şeysi olmayanlara da bir yemektir. Yemektir. Men eddehe kable salati peyi zekatül makbule bayram namazına giderken verirseniz makbul bir ibadettir. Ve men eddehe bade salati fevbi sadakatün mine sadaka bayram namazına çıktıktan sonra verirseniz sadakadır. Ama en makbulü bayram namazı giderkendir. O fakir cebinde para olunca neşeli namaz kılar. Peki zekatün makbuletün namazın evvel makbul bir ibadettir. Sonra verirseniz de bir sadakadır. O da geçerli diyor. En güzeli, en güzeli, en güzeli bayram namazı çıkarken sadaka veremediyseniz ikinci, üçüncü günde verilebilir, sonra da verilebilir diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zemmilûhum bidimâihim. Evet. Feinnehu leyse min kellim yüklüm yüklüme fillâhi elâ huve yetti yevme kıyâme bidimâ. Evet. Şimdi askere gittiniz. Evet. Veya işte 6 metre karda Mehmetçik biz burada vaaz edelim, siz namaz kılarsınız diye Mehmet tutuyor. Bomba patlıyor, havayı uçuyor. Şehit. Böyle durumda anası görüyorsunuz. Televizyoncular para kazanmayı düşünüyor. Çekiyor. Yedin döndük, yedin döndük. Ya, bunlar Müslümanlıkta yok. Evet. Kader değişir mi? O çocuk o saatte ölecek. Meyhanede ölecekti. O saatte olsaydı. Ama şehit, şehit öldü. Sevmen lazım. O kadar iyi ki ne hocam? Dedem mesela oğlunun biri Kudremar'da şehit olmuş. Bir tanesi Allah haber dağlarında doğmuş ölmüş. Derler izin, haber vermiş, isim birden. Verince memur Allah'ım sana şükürler olsun iki şehit babası olduğunu demiş ama gözlerinden şapır şapır yaşlar akmış. Ağlamak caiz çünkü insanız. Kalp mahzun olur, göz yaş akartır. Peygamber sözü bu. İbrahim Aleyhisselam Peygamberimizin oğludur. Oğulları yaşamamış. İlk çocuğu da Abdullah'dır, Kasım'dır, yaşamamış. Kız çocukları olmuş. Erkek adam oğlu olur demişler. Aha, ne biçim erkek? Kınamışlar. Peygamberdir ama insandır, çok üzülmüş. Erkek olsaydı oğlu olurdu. Derken mukavvasının hediye ettiği Maliye anamızdan İbrahim doğmuş. Nasıl sevilmiş. Özel bakıcı tutmuş. Medine'nin Selim mahallesinde ev tutmuş.
Hanım onu oraya göndermiş, bakıcıya da iyi bak demiş, oğlunu büyük yetiştirir. Bir süre sonra bir adam gelmiş, ya Resulallah İbrahim gidiyor demiş. Uçmuş gitmiş mübarek, kucağına almış, kader bu değişmez, ölmüş İbrahim. Şimdi Medine'de Cennetül Bakî'de yatıyor oğlu. Şapır şapır ağlamış Peygamberimiz, gözünden yaş akmış. Orada bulunan bir sahabe demiş ki, ya Resulallah, ölülerin arkasından siz ağlamayın dediniz, sen ağlıyorsun ama ben size ağlamayın demedim, bağırıp çağırmayın dedim, saçınızı yolmayın dedim, üstünüz başınızı yürütmeyin dedim, bu alıp yapmayın dedim. Kalp mahsur olunca gözden yaş akar. Vallahi üzüntümü dağlara versem dağlar toz olur, dayanamaz. Çünkü ehli adam olur, hiç o yaşamıyor diye kılıyorlar. Evet, şimdi biz de size kardeşimiz olarak uyarıyorum. Tamam, Allah herkese hayır uzun versin ama bilmediği için bunları niye öldün, niye olduk, beni bir tane. Olur mu hanımefendi? Bağırma beyefendi, ağlamana bir şey demiyoruz. Ama bu alıt yapmak dinde yeri yok, lanet sebebidir. Ölüye azap edilir diyor güzel Peygamberimiz. Sen bir tane oğlumdu, sen biricik şuydun, benim kocamdın falan. Sen neymişin diye melekler azap eder diyor böyle bağırdıkça. Ona azap ediyorsun, sus, yumuşacık ağla bir. İkincisi, evet, dinde olanı söyleyeceğiz. Senin darılman, sevinmen bizim için önemli değil. Doğruyu söylemezsen ateşten gelme vuracaklar bize. Hesap çekecekler. Şimdi, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. Sus lan, sus. Cenaze merasiminde tekbir getirilmez. Nara atılmaz. Yahya Kemal Beyat'ın yazısı var, sessiz gemi diyor, Müslüman adam. Müslüman cenazesine gideceksiniz, Uhud Dağı kadar sevap alacaksınız. Eğer o adam mübarek bir adamsa, cemaatin hepsini Allah günahlarını affedecek, namazını kıldınız diye. Mutlaka cenazeye gidin, kimin ne olur kimse bilmiyor. Uhud Dağı'da sevap alacaksınız, cenazeye gittiğiniz zaman, ama nara atmak yok, tekbir getirmek yok. Bir gün ben de bu cansız ata bineceğim. Beni de bir gün bu sada koyacaklar. Mezar, bu sada tahtına koyacaklar. Omuzlarında taşıyacaklar diye düşünme yeridir. Yani tekbir getirmek orada kesinlikle yanlış. Ama ben görüyorum, imam orada duruyor. Sus teyzeciğim demiyor. Bakın dinde olan söylüyor. Kadın ağlıyor. Gelin, bunlar lanet sebebidir. Oradakiler buna engel olmazsa ortaktır suça diyor Peygamberimiz. Herkes burada. Hemen diyecek ki şunu götürün. Adam freni durmuyor kadının. Kendine hakim değil. Eyvallah. Götürün hemen. Böyle yapmazsanız, orada bile ses vermeyince hepsi buna razı olduğu için suça ortak. Ama bunlar oluyor şimdi. Bunlar oluyor. Kitaplarda böyle yazıyor. Evet efendim, cenazede nara atılmaz, tekbir getirilmez. Evet, orada yeri değil. Cuma hutbesi okunurken hani tesbih çekilmez, Kur'an okunmaz. Kanun bu. Orada da kanun bu. Orada sessiz. Bir gün ben de böyle olacağım diye içinden düşünerek susmak yeridir. Ama bunlar şimdi hiç dinlenmiyor. Kitapta bu var. Güzel Peygamberimiz öyle söylüyor. Ölmek üzereyken ona la ilahe illallah telkin edin. Onu yıkayın, ziyaret edin. Size ölüm hatırlatır. Bu kadar da kazanç var. Cenaze namazı kılan Hud Dağı kadar sevap olur.
işiniz yoksa defininde bulunursanız iki uhur dağı kadar sevap alırsınız. Ama onun da şeyi var. Şimdi cenaze kabre konuldu mu sadece çalışanlar ayakta durur. Diğerleri çöker, oturur. Oturamıyorsan git, çök. Yere oturamıyorsan, ya yer yatsa ayakta durma. Ölüye saygısızlıktır. Tepesinde kozak gibi dikenme. Sadece ama bakıyorum ben herkes hep konuşuyorlar. İbadet yapıyorsun beyefendi. Güzeldir. Orada demirden böyle bir de başlıyor dürülür geçmeye dahi o konuşmaya. İbadet yapılırken konuşulur mu? Orada sus, otur, saygı duy önüne. Ama bunlar hiç riayet edilmiyor. Bir diğer husus, hocalar kızıyor ama söyleyeceğim. Tesbih getirme, 30 Şubanlı'na, 30 Elhamdülillah hocalar gibi Uhud, yani deniz köpüğü kadar günahlar sildiren bir güzellik. Cenaze oldu mu, bunları yaptırmıyor müezzin, El-Fatiha diyor. Hocam ne oluyor ya? Ne oluyor hocam ya? Bunları müminlerden mahrum bırakma. Deniz köpüğü kadar günahı olsa bile diyor, 99 tesbih getiren ne günahı silinir. 4 dakika sıra ya, 3 dakika sıra hocam. Cenazede acele etmek peygamberin ulan bu ölü gece saat 2'de öldü. Öğlen namazında biriktirdi. Niye sabahtan dönmediniz? Orada niye müdahale etmedin sen? Niye bekletiyorum bir adam demedin? Bir 3 dakika ya hocam etme hesap soracaklar. Ondan sonra burada size El-Fatiha diyor. Yalnız burada demiyor mu canım? Hacı Bayram'da demiyor. İstanbul'da da öyle. Orada da öyle. Kitapta bir söylüyorum. Çıkıyor orada. 15 lafı nutuk çekiyor. O var mı hadiste? O yok işte. Ama bir şey demiyorum. Hazır millet toplanmışken bir şey söyleyen kapılarına. Niye tıkıyor ama? Tesbihe engel oluyorsun. Müminlerin bu güzel kazancına engel oluyorsun. Cenazede bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Bir de cenazenin önüne geçmeyeceğiz. Sadece sağ omuzundan onadım. Sağ ayağında onadım. Sol omuzunda onadım. Sol ayağını onadım. 40 adım taşırsanız 40 büyük günahınız silinir diyor Efendimiz. Bunu kazanmak için önden geçip oradan girebilirsiniz. Biraz yaptığınızı ötekine verirseniz taşımak şimdi çeker. Adama taşınmıyorlar ki. Hemen arabaya koyuyorlar. Evet. Arabayla yük taşınır beyefendi. Müminlerin böyle bir avantajı var. 40 adım taşıyanın 40 büyük günahı silinir. Hiç olmazsa 10 dakika millet taşısın ya. Böyle bir şey var ya, avantaj var. 10 dakika sonra 1 kilometre, 5 kilometre ilerlemezler. Tamam, 5 kilometre taşıyamazlar ama hiç olmazsa millet 10 dakika taşısın da şu sevabı etsin ya. Etmeyin. Böyle ayar gelmiş şeyi kaçırmayın. Evet, bu şeyinde şimdi şehit olursa şehidi muharebe meydanında vurulmuş alnından tertemiz yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor dediği muharebe meydanında ölmüş. Çarpışırken diyor ki sen miluhum bi dimâihim onu yıkamayın. Onu kefenlemeyin. O kanlı elbisesine gömün. Evet. Orada yaralanmış, hastaneye götürmüşler. Üç güzel onu yıkayın. Evet. O yıkanır. Ama çarpışırken ölen Mehmet şehit Mehmet yıkanmaz. Kanıyla gömün diyor Peygamberimiz. Kanıyla gömülmem diyor toprağa. Şahidi gelecek. Evet şahidi gelecek. Her şeyi Allah yolunda öldüğüne dair zaten şehit sözü oradan geliyor.
Evet, Allah yolunda cihat ediniz. Dininizi, vatanınızı namussuz koruyunuz falan geldi. Ölürken bu uğurda şehit oldum adam. Melekler, vallahi billahi ya Rabbi biz şahidiz. Bu emrine uydu. Bundan dolayı şehit deniyor ona. Melekler yemin ediyorlar şarkı. Sözünde durdu, uydu, bak canını verdi. İki, ilk damla kanıyla şehidin tüm günahları silinir. İkinci damla kanıyla cennetteki makamını görür. Ondan dolayı şahitlik görmek demektir. Adı şehit olur. Cenneti göre göre ölür. Evet, bağırıp çağırma yok, nara atmak yok. Evet, tekbir getirmek de yok. Sessiz bir şekilde ders alarak bir daha böyle duracak diye ders alarak cenaze namazına gidin, ölüyü taşın biraz. Böyle 40 bin günah affedilir diyor. Kaçılır mı bu ya? Evet, bu hadis-i şerifi Nesai, Abdullah İbn-i Sa'de Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Peki efendim. Peki. Ve dua istiyorlar. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hayy, el-kayyum ve etubu ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerifle Allah'ım salli ve birer elem neşrah leke suresi Besmele ile beraber elem neşrah. İhlas suresi Besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم وإلى طريق جنة النعيم يا ربي درسimizi kabul eyle okunan hatim Kur'an azimüşşan hatimlerimizi kabul eyle hasıl olan sevabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruh-i pakrine hediye edip vasıl eyle şefaatine bizi nail eyle sevgisini gönlümüze daim eyle Peygamber Efendimizin sünnetlerini, hadislerini belleyen, uygulayan, başka mümin kardeşine de öğreten ve böylece Peygamberimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dediklerinden olmayı bize nasip eyle. Tüm peygamberler aleyhisselam ve teslimatın dahi ervah-ı paklarına hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerle bizleri nail eyle. Cümlesinin ehl-i beyt, ashab, etbaalar, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kuds yerlerine de hediye edip vasıl eyle. Bir cümle ahirete intihar eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi mecmain'in ervahını da hediye edip vasıl eyle. Özellikle etsenden yararlandığımız, kendisinden teyiz aldığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhanevi ve onun üstadları, bizim üstadlarımız, hocalarımız, alimlerimiz bunların ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahı özellikle huzurunda bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri ve etrafında yatan evliya, ulema, sulha, şüveda, müminatın ervahı bu aziz vatan için geçmişte günümüzde şehit olan ve buza katil olan ahirete intihar edenlerin ervahına hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahmid eyle. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü
hayırlısıyla huzur eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Ya ilahi alemin, hayatımız boyunca istikamet üzere yaşamayı bize nasip eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlısı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Seni her yerde zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Senden gelen elinde sabreden, şikayet etmeyen, itiraz etmeyen sabirlerden eyle. Ya ilahi alemin, haram işlemekten, ateşe düşmekten daha çok korkmayı, böyle müttaki olmayı, şüpheli şeylerden uzak kalmayı, vera sahibi olmayı bizlere nasip eyle. İmanımızın kâmil olması yanında çocuklarımızın da imandan, İslam'dan ayırmaya da öldüğümüz zaman arkamızdan dua ettirecek hayırlı nesiller bırakmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'in arasına fitne sokmak isteyen, onları birbirine düşürmek isteyen kafirlere, münafıklara, satılmışlara fırsat verme ya Rabbi. Onların desiselerini, hilelerini kendilerine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rabbi. Müslümanlara merhametinle, lütfunla, ihsanınla, setrinle muamele eyle ya Rabbi. Ya ilahi alemin, aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Şu dualarımızı Kâbe-i Muazzama'da edilen, Mevlamızı müdahale edilen salih kulların dualarını kabul ettiğin gibi güzellikle kabul et ya Rabbi. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı, ameli ahkamıyla amel etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin, ya Rabbim rahimin, ya Rabbim rahimin, Recep-i Şerif'i hakkımızdan mübarek kıl. Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek kıl. Ramazan-ı Şerif'i bizi sağ salim mümin Müslüman olarak kutlamayı, ona ulaşmayı nasip eyle ya Rabbi. Allahümme barik lenâ fî Recep ve Şaban ve bellirnâ Ramazan. Önümüzdeki Miraç kandilinde de Efendimizin hiçbir peygambere verilmeyen bu şerefe nail olduğu gibi bize de böyle her namazımızın miraç olacağı şekilde güzel namaz kılmayı, Recep-i Şerif'te oruç tutup günahlarından kurtulmayı, Şaban-ı Şerif'te Berat Kandili'nde ibadet ederek günahlarını sildirmeyi, namazlarını da güzel tutup günahlarından arasından doğduğu gün kurtulmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin, ya Rabbi Rahimin, ya Rabbi Rahimin, ya Rabbi Rahimin. Hacı Bayram Veli gibi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Şemseddin gibi büyüklerimizin bize feyiz ve bereketini akıt ya Rabbi. Onlara ters düşenlerden eyleme bizi ya Rabbi. Ezana saygı duyanlardan eyle ya Rabbi. Ya ilahi alemin, camiye saygı duyanlardan eyle ya Rabbi. Sana saygı duyanlardan, senin ismin anıldığı zaman tir tir titreyenlerden, senin emirlerine uymamaktan dolayı kalbi heyecana tutulanlardan, senden korkanlardan eyle ya Rabbi. Sapıklıklardan bizi alıkoy ya Rabbi. Sapıtma ya Rabbi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ileyk. Sübhanel ebediyyil ebed. Sübhanel vahidil ahad. Sübhanel fâkis samad. Sübhanel vâtiris semâi bi vayri amad. Sübhanel men besatel harda alâ mâin cemede. Sübhanel men halakal halde ve ahsâhum adede. Sübhanel men kasemel rizge ve lem yense âde. Sübhanel lezî lem yettehiz sahibeten ve lâ velede. Sübhanel lezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûb lehu küfen ahad. Sübhane men yarani ve ya'rifu mekani ve yesma'u kelami ve yarzukni ve la insani
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف، سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.